Sizlere de malum. Astarhan'daki olaylar ne yazık ki istihbarat ağımızın bölgede dara düştüğünün bir işareti. Geçen yine sahaflardayım. Evet, ne yazık ki hala o Ziketvar'daki problemi, o gizemli olayın nereye bağlanacağını çözebilmiş değilim. Yaşlandık herhalde. Normalde böyle gizemli olayların üzerine gider ve çözerdim. Zaten onun için uğraşıyorum ama hala bir sonuca ulaşamadım. Yine sahaflarda gezerken Selim Efendi adında gazimize rastladım. Kendisi emekli bir paşa. Bacağını kaybetti savaşlarda. Yeni sultanın her şeye etki ettiği gibi istihbaratı da etki ettiğini söylüyor. Hatta yeni bir ekip kurulacakmış. Bu ekibin başında benim olmamı istiyor. Bir sürü rakip var. Aslında rakip diyemeyiz. Hepsi birer nefer. Hepsi bu medeniyetin birer neferi. Ama Selim Efendi beni görmek istiyormuş. Sanırım uzun bir süre Astarhan'da vakit geçireceğim. Ama ondan önce sarayda bir toplantı olacakmış. Onu bekliyorum. Benden şimdilik bu kadar. Sonraki hususları sizlere aktarmaya devam edeceğim. Esselamu Aleyküm. Tamam, hızlıca bitirdik. Aynen baştan başladık. Drop sorunlar oluyordu. Ben modemi açayım kapatayım dedim. İçeri bir baktım. Bizimkiler dörtlü beşli konferans yapıyor. Şeyden, telefondan, mobil telefondan. Uploadlar mı uploadlar, tabii mahvolup gitti bizim yayın yani. Dedim gözünüzü sevin dedim ya. Biraz dikkat edin. Şu saatlerde ben içerikler üretiyorum. Şu bu bilmem ne. Siz de kendi telefonunuzun internet bağlantısından bağlanabilirsiniz yani. Bizim modemi kullanmayın dedim yani. Evet. Şeye devam edeceğiz. İyi de ben burada başlamalıydım ki. Üf. Fatih seni geçti bak Ayhanzade Ali Paşa. 100 bitle şu an yine krallık koltuğuna oturdu. Teşekkür ediyorum destek için. Buradan başlamamız gerekiyordu. Yanlış yer açmışım. Şuradan başlayacağız. Ya da neyse, tamam, özet geçiyorum. Şurada bir İspanyol ajanlarını, birliklerini patlattık. Bir de şuradaki askerler, iki askerimi ilerlettim. Başka hiçbir şey yapmadım. Sonraki tur. Evet, birliklerimiz gidiyor. Otomatik bunlar komut verdiğimiz şeyler. Gözünü seveyim, ben bu saatlerde takipçilerin için içerik üretiyorum. Evet, bu savaşa girecektik. Giriyoruz. Girdik hatta, sıkıntı oluyordu. Ya şöyle düşünün, ben zaten bu saatlerde oyun oynayacağım abi. Gündüz içerikte haberler şu bu bilmem ne derken geçiyor. Normalde benim gececi olmam lazım ama evdekiler de gececi olmaya başladı. Paşam, küskün paşalar Adana'da orduya katılan Ferdi kulunuz dinlermiş. Ney? Tivetem geçti oğlum, ne? Sen kaçıncı yüzyıldasın ya? Hallettik o işleri, geçti. Al işte Tivetem, senin yüzünden topçular hazır değil. Tamam, tez kellesini vurun bunun, çabuk. Çabuk vur. Al bunu, al. Al bunu, çabuk al. Al bunu, dikkatimi dağıt. Of, Fatih 100 bit daha yapıştırdı. 150 bitle kraliyeti tekrar alıyor. Ayhanzade Ali Paşa'nın elinden. Vallahi ben bilmem kardeşim. Kraliyete oturdu Fatih. Ayhanzade düşünsün gerisini. Neyse, topçularımızı hala hareket ettiriyoruz. Al işte. Tivetem, nasıl ödeyeceksin şimdi sen bu ölenlerin, bu şehitlerin kanını nasıl ödeyeceksin? Fail. Yeniçeriler koşuyor. Oğlum, topçu birliklerime gelmesin bak. Bunlar gelecek de, kurulacak da, top atacaklar da. Kışkırtmanız böyle olmazdı paşam. Lakin haşa, huzuruna af buyurun. Sözlerinizde bu hale geliyor. Ne? Geliyor durum. Anlamadım. Al. Paşa'yı da vurdular. Kaç kişi kaldı? değil. Al işte, al. Al. Tvetem, mutlu musun? Başarısız roleplaying'inden dolayı olan olaya bak. Tvetem, mutlu musun? Bak, ölen adamları görüyor musun? Öyle şehitlerimizi. Kolları, bacakları kopmuş. Görüyor musun? Koşun, koşun, koşun. Vallahi ağzımızı burnumuzu kırdılar ha. Sabahtan beri topa tutuyorlar. Kendi adamlarını da vurdular. Evet, atışa başladık. Barut kokusu da buraya kadar geliyor. Topçular kuruldu mu? Evet, kurulun bakayım. Haydin. Görelim bakalım yeni mühendislerimiz nasıl eğitilmiş. Hazır mıyız? Yiğitler. Topu koy. Atış! Güzel. Oha, Ayhanzade yapıştırdı. Zor günler için yanınızdayız diyor ve 250 bitle 350 bitle totalde ne yapıyor? Haftanın bit destekçisi tahtına oturuyor. Teşekkür ediyorum. Fatih'le beraber bu yayının bayağı şeyi yaptılar yani. Destek gösterirler. Teşekkür ederim. Aynen, bu ilk savaş. Çabuk 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 çabuk. Başaradım. Ön tarafının oturması lazım ama, değil mi? Ön taraf oturup ikinci grup sıkacak mı? Yok, dolduracak ön taraf. Aynen öyle. Ne yazık ki. Şunları ilerletebilirim ya. Şöyle yapalım. Evet. Yine Fransız birliklerini dağıtıyoruz. Oo, şuraya iyi top geldi. Bayağı yaralanan adamlarımız var. Şehitlerimiz var. Topçu birliklerini vurduk. Çok güzel. Patır patır ölüyorlar. İlerleyebiliriz. Koşun 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 koşun. Şuradan bir süvari birliği geliyor ama bunlar gelmeden sıkabilecek miyiz bakalım. Hadi, nereye gidiyorsun abi? Nereye git? Ya abicim. Oh, ah. Ben buraya ateş ediyorum, adam buraya formasyon alıyor ya. Oradan patır patır dragonlar vuruyor bizi. Hadi ya, hadi. Adamlar şey sıktı ya. Buna sıkacaklarına şuna sıktılar ya. Şurada ne olmuş? Kıran kırana bir mücadele mi var? Aynen öyle. Sıcak temas. O nasıl bir gidiş lan? Oğlum şuradan şöyle düz yürüsenize. Evet, kıskaçı aldık. Yürüyün abi buna. Burada aynı şekilde yine sıkıntılı. Burayı bitirmişiz gibi gözüküyor. Kare formasyonu. Üf! Oğlum bak ne yapayım böyle... Şş, bak ben Kayserliyim ha. Elim ayağım titriyor şu an. 550 bit oldu. Ne yapıyorsunuz? Oğlum bak böyle şeyler yapmayın ha. Ya, yakında şey başlatacaksınız bende. Kolesterol, bit kolesterolü başlamarısın ha. Teşekkür ediyorum destekleriniz için. Ayhanzade ile Fatih'e. Evet, Fransızları dağıtırken İAŞ problemimizi de Fatih Bey ve Ayhanzade Paşa sayesinde ne yaptık? Aşmış bulunduk. Önümüzde kimse duramaz artık. Aydın yiğitlerim, aydın. Aydın doldur, doldur. Ateş. Hayır. Of, headshot yedim. Oha, kimse ölmedi. 6 kişi öldü. Çek kılıcı da al. Oha, adamlar direkt şeye geçti lan. Bizim topçular kimi ateş altına alıyor? Şunu bir sıkın ya şunlara. Gıcık oldum şu dragonlara ya. Oha, bu adam ne geziyor burada? Dal 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 dal. İşte Yeniçeriler yine gaza gelip oğlum onlara mı sıkın diyorum? Şunlara sıkın diyorum ya. Buraya top düşüyor ya. Evet, Süngü Savaşı'na geçtik artık. Kıran kırana mücadele. Tepeyi almışız. Buraya hücum. Evet, son Fransız birlikleri mi? Yoksa daha gelen var orada. Ya bunlar gidiyor. Evet. Tamam, şu topları bitir. Hızlandırıyorum artık. Tamam, onlar tamam. Orada tamam. Bunlar direniyor. Bunları bir arkalayalım. Burada süvariler direniyor da çok ilginç. Evet, düşman komutanı da öldü. Jerome Grabweiler. Hızlı çekimde nasıl oluyormuş savaş? Bitti. Şu adam hala direniyor ya. O da bitti ve end battle. Evet. Paris'e gönderilen destek birliklerini Paris'e varmadan ortadan kaldırmış bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi patır patır geri kaçıyorlar. Şurada bir ordu daha var. Yani otomatik yapacağız. Zafer bizim. İyi ki buraya Hisar'ı da kurmuşuz. Fransız birliklerini çıkarmıyoruz. Alplerde donarak geberecekler. Bakalım. Bakalım ne sonuç gelecek. İspanya'da yine isyanlar. Birkaç bölüme düzelir ya bu. Düzelmesi lazım artık yani. Evet, gemilerimiz çıkmış. Şimdi Efendim, emirleriniz? Top birlikleri süper. Gördüm. Süper. Şöyle yapacağız. İleriye marş. Emriniz var mı? Hazırım ve emirlerinizi bekliyorum. Buna efendim 3 top vereceğim. İleriye marş. Bir Yeniçeri birliğini alayım. Efendim, emirleriniz? Bir Yeniçeri birliğini buraya verelim. Marş. İleri marş. Evet lordum. Marş. Kuzeyden giderken bunlara 2 tane şey katılacak. Deli birliği katılacak. Efendim. Tamam. Majesteleri hazırım. Evet, buna 3 top vereceğim. İleri marş. Marş. Hazırlanın. Marş. Bunlar Anadolu'dan geçerken oraya destek. Aynen, Çerkez süvarileri. 4 tane mi versek? Aynen, 4 Çerkez süvarisini veriyorum. Efendim, emirleriniz? Darendeli İzzet Paşa'yı hızlı bir şekilde Başkurt bölgesine. Nereden gidecek? Tamam, güzel. Gidebilecek mi? Tabii o da var. Hazırlanın. Çok fazla şey istiyorsunuz. Burada süvariler üretince onlara katacağız. Evet lordum. Efendim. Davut Paşa. Hazırlanın. Var mı? Marş. Davut Paşa'ya 3-2 top. Nizam-ı Cedid birlikleri. Yine Ankara'dan. Buraya 2 tane Çerkez süvarisi. Süvarimiz var. Nizam-ı Cedidler devam. Bekleyeceğiz. Durun hele durun. Halledeceğiz. Şurayı da imar. Tamam. Birlikleri yanlış yaptık. Tüh. Hah, 3. Güzel. Kaldığımız yerden devam ediyor. Otomatik. İyileştiriyoruz. Bunlar iyileşecek. Evet efendim. Bunlara basmamış mıyız ya? Bastık da niye ikinci kez yapıyor? Efendim emirleriniz? Bunlar iyileşecek. Şu orduyu dağıtacağım. Oo, hiç topları yok. Of, eğlenceye gelin şimdi. Oo, süper. En sevdiğim savaş türü. Karşıda top falan yok. Biz topa tutuyoruz abi. Hala bit şey mi? Muhabbeti mi dönüyor? Ya ben de açıkçası çok sistemleri bilmiyorum. Ama bit de bir nevi abonelik gibi, destek gibi bir şey oluyor. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Şimdi ama evet, nazar değdirdik. Coğrafi şartlar berbat. Oo, yalnız hava şartları çok ideal değil mi? Işık şu an çok iyi ha. Şöyle söyleyeyim size. Oyunun en iyi atmosferinin olduğu topraklar Amerika toprakları. Niye diyeceksiniz? Orada nedense bilmiyorum. Ayrı bir özenmişler. Coğrafi şartlar ve ışık şeyleri çok daha iyi, tasarımları. Avrupa, özellikle Afrika, Kuzey Afrika falan savaşları hiç eğlenceli değil. Hele İran coğrafyası falan böyle, yani tekstürler bembeyaz. Yani yerde böyle kum mu var falan belli değil. Ama Amerika hem bitki örtüsü hem şeyle Empire orada daha iyi tasarlanmış, daha üzerine durulmuş gibi geliyor bana. Evet, şartlar çok güzel değil ama nasıl kendimize döndürebiliriz lehimize? Kendi etrafımızdaki en yüksek yere kuracak tabii ki. Bayağı vuracağız adamları. Haritanın öbür ucuna kadar. Gördüğünüz gibi bütün, yani düşmanın yerleşebileceği yerlere kadar bunlar sıkabiliyor. 24 kalibre toplar. Zaten seviyeleri de yüksek. Şöyle yapayım. Aralara serpiştirilmiş durumda. Kanatlarda sniperların olması çok da iyi değil ama. Bunlar dayak yer. Kanatlarda olmaması lazım bu adamların. Kanatlarınıza elveda diyebilirsiniz yani. Şimdi bu araya serpme taktiği de güzel. Niye diyeceksiniz? Çünkü bunun menzili uzun. Line infanterilerin kısa. Adam... Dionysos da bit atıyor. Çok teşekkür ederim. 50 bit. Eyvallah. Toplamda. Çok teşekkür ederim. Yani bugün hakikaten yayın henüz başlamasına rağmen çok destek attınız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu tür destekler zaten ne oluyor? Ay sonunda yine izleyiciye dönüyor. Aslında bu destekler size geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz uzun kaç 3. ayımıza gireceğiz ve her ay sonunda işte Steam cüzdan kodu hediyeleri, oyun keyleri vesaire vesaire bunları dağıtıyoruz. Sizden geliyor, size gidiyor gibi. Kazık koymayacağım çünkü biz ilerleyeceğiz. Evet. Karşıdalar. Top atışları başlayacak. Atış! İşte bu! Allahu Ekber! Nereye gitti yalnız toplar? Şu ortayı bulmuşuz. Vallahi geliyorlar. Başa coştum tabii. Abi görüntü güzel değil mi lan? Bak bir daha sıkacaklar şimdi. Fransız birlikleri geliyor. Abi çok güzel ya. Hatta biraz şöyle zoomlayayım. Atış! Uf şura gitti. Kafamın üstüne. Lan oğlum aynı anda atsanıza senkron olsun. Niye sen sona kaldın evladım? Ha, bir söyler misin? Niye sona kaldınız? Durun. Eğlence yapacağız. Doldursunlar topu. Dolduruyor. Bak 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 sona kaldı. Görüyor musun? Şimdi dolduruyor. Onları ayarlayacağız. Atış! Topları döndürdüler. Atış! Aslanlarım! Yiğitlerim! Vurun! Vurun hepsini! Olmadı senkronsuz. Neyse sıkıntı değil. Şunlar eceline susamışlar. Yo durmuşlar. Gelemezsiniz tabi. Dulap Paşa'yı geri çekik. Şimdi headshot yer, meşshot yer. Evet, Fransızların artık kökünü kazıyoruz. Allah'ın izniyle Ruslarla yaptıkları ittifak açığa çıkmış durumda. Ama resmi bir savaş ilanı yok henüz. Halihazırda zaten savaşıyoruz. Derken düşündüğüm gibi oldu. Kanatlara hücum ettiler Allah'tan. Evet. Ateş! Yiğitleri! Harika lan. Harika ya. Bu oyundaki şu atmosfer var ya. Ama bakın zayıf yönümüze saldırıyorlar. O sıkıntı oldu işte. Sol kanada geldi hepsi. Güzel olmadı yani. Kötü oldu bu. Hazır burada savaş yokken. Sol kanadı halledersek onlar kaçıyor. Derken abi süvarilerini valla sola ağırlı şey yaptı ya, yüklendirdi yani. Square neye kara formasyona geçemiyorum ben ya. Geldi abi adamlar. Haydi, haydi. Ateş. Heh, güzel. Tam da ateş etmeleri gerek. Güzel, burayı kurtardık ya. Kurtardık. Bunlar ne yapıyor lan? Ben bunlara komut vermedim. Harika değil mi şu görüntü? Sol kanat ne alemde? Güzel, güzel. Şunu da hallettik mi? Aslanlarım geçirmeyin onları. Güzel, bak burada bir Fransız askerleri ölmüş. Evet, askerlerini geri çekiyor yapay zeka. Burayı hallettik mi? Hemen hemen hallettik gibi. Of of of. Orta cephe güzel. Hallediyoruz. Dolduruyor Nizam-ı Cedid birlikleri. Harika, harika. Hala direniyor. Direniyor Fransızlar. Hala yarmaya çalışıyorlar sol hattı. Bunlar özel hususlarlar ama. Evet, burayı hallettik. Of, şu görüntü çok iyi ya. Çok güzel. Burayı yarmış durumdayız. Hızlandırıyorum birliklerime. Nereye vurabiliriz? Nereye vurabiliriz? Ne oldu? Aman abi sen değil. Tepeyi vuracağız. Evet, süvarileri kaçırdık. Hemen yanlıyorum. Bunlar zaten bir şey yapamayacak. Kovalayın abi. Onları kovala. Bunlar koşsun. Bu artık Paris'in düşüşünün resmiyetidir. Paris düşecek. Kaçarları yok. İki tam teşekküllü kuvvetimizle hem Nizam-ı Cedid hem Yeniçerilerle hibrit bir güç halinde hücum ediyoruz. Bura çok zayiat vermiş ama. Bura çok zayiat vermiş. Çok şehit var. Geliyor, geliyor. Ateş! İkinci grup. Ateş! Üçüncü grup. Ateş! İşte olay. Çok şehit var orta hatta. Artık son birlikleri hep şeyleri, savunma muhafızları falan iyi vuruyor bunlarda. Bak burada da bayağı ölü var. Bunlarda da bayağı ölü var. Yok lan, abarttım. Line infantry hepsi. Ha şu ne? Royal. Bak Royal bilmem ne. Asil bilmem ne işte yani. Bavarya. Bavayer. Aha şurada sıkıntı var. Hücum. Kapatın. Kıskaçı alın hemen. Hemen kıskaçı alın. Güzel. Oğlum şunlar harbi. Az kaldılar. Haydi. Haydi. Adamlar direniyor abi. Paris'i vermek istemiyorlar yani. Sonuna kadar direniyor adamlar. Ama ateşlerimiz karşısında bir ölüyorlar ve beyaz bayrak şeklinde. Evet, Fransızlar kaçıyor. Var mı daha kaçmayan? Burada kaçmayanlar var. Kaçıyormuş gibi gözüp kaçmayanlar var. Burayı hallettik. Bunlar geri geliyor. Ya kaç git, bitirelim işte savaşı. Niye uğraşıyorsun ki? Alamayacağım. Evet, Fransız komutan da öldürüldü. Neymiş adı? Louis Bernard Bertholet. Doğru yakabildiysem. Adamın aklını alırız. Paris'in düşeceği kesin artık. Süngü Savaşı'na girildi. Yine aynı şekilde burada da hızlandırıyorum. Evet, beyaz bayrak geliyor. Oradan da beyaz bayrak geliyor ve end battle mesajı. Haydin. Evet geldi. Paris Ulu Cami aynen. Paris Ulu Cami. Yeni sultanımızın, Sultan 3. Mustafa'nın vizyonu gereğince artık toprakları savaşmadan diplomasiyle terk etmeyeceğiz. Hazırım ve emirlerinizi... Paris'in, Merkez Avrupa'nın içerisindeyiz. Yalnız bu İsveç'in amacı ne ben onu anlayabilmiş değilim. İsveç ne yapıyor? İsveç'in amacı ne? Efendim, emirleriniz? Bu arada takviyeler gelsin buraya. Zayiatlar var. Evet. Oraları tamamlamamız lazım. Marş. Evet efendim. Buraya 2. Buraya 1 mi? Buraya da 2. Hazırlanın. Diğerlerine 1-1. Oo, burada bayağı eksik var. Hazırlanın. Marş. Ordulara bakalım. Hazırlanın. Biz tur geçmedik mi? Geçmemişiz. O zaman sonraki tur diyeceğiz. Yo bir dakika demeden. Şunu burada bırakarak. Cezayirli Gazi Hasan Paşa ile. Bir düşüncem var. Şimdi buradan başka nereden alıyor? Ticaret limanı yok bunun değil mi? Şuraya bir sekteye uğratalım ya. Aynen sadece Akdeniz değil. Tamam güzel. Şu Amerika'dan gelen 1. Şu Afrika'dan gelen 2. Takipler için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Güzel. Böyle bu şekilde ne yapmış olduk? Resmen iflas ettiriyoruz. Amerika'dan gelen Crofame, Mustafa, başka Games Slayer, başka Seret Van Nice, Alihan, Kurinşiku, Kerke, Selimo. Hepinize teşekkür ediyorum takip için. Birkaç kişinin adını okuyamamıştım geçenki şeyle alakalı olarak. Problemle. İsveç'in Paris'le Fransa'yla bir çıkarı var ama bilmiyoruz. Şu an biz biliyorsunuz ticareti iptal etmiştik çünkü İstanbul Paktı'na uygun şekilde davranmamıştı İsveç. Bunu İsveç'in İstanbul Paktı üyeliğini iptal edince ve aynı zamanda Rusya'nın da koru toprakları olan Kiev ve Varşova'ya girince İstanbul Paktı resmen dağılmış durumda. İsveç bir abluka mı? Ablukanın peşinden bilmiyorum ama göreceğiz. Hiçbir şekilde Paris'in düşmesini engelleyemez İsveç. Hiçbir şekilde. Evet sonraki tur. İsveç geçit töreni. Yok. Pirenelere hat çekecekti. Biz zaten orduları geçirdik yani. Pirenelerde bizi engellemeye çalışıyordu. Yapamadı. Evet tamamıyla buradaki birliklere dağıldık. Alplerdeki Fransız birlikleri de yok olmuş durumda. Aydan dost olmaz paşam. Mataray efendi. Aynen öyle. İsveç'in amacı bizi dediğim gibi Pirenelerde durdurmaktı ama başarılı olamadı yani. Biz zaten üstün istihbarat ağımızla hızlı bir şekilde ilerledik. Yani başka bir açıklaması yok yani. Bizi durdurmak istiyor. Yani İspanya'da Turkish Bet. Burayı mı yıktınız? Ulan size temizliği getirdik. Adamlar gelmiş hamamımıza saldırmış. Sizin ben aklınıza tüküreyim. Mis gibi girip yıkanacağınız. Efendim emirleriniz? Evet. Çadır kuruyorum. İleri marş. Hazırlanın. Çok güzel bu ordumuzu da ilerletiyoruz. Harika. Süvari birliklerimiz de geldi. İleri marş. Şu bakalım ne yapacak. Hedef var mı? Var tabii yedim. Yok abi, istihbarat ağımız çökmüş durumda burada ya. Bu ne lan? Hiçbir şey yapamıyoruz. Ordu var. Süvari birliklerimiz oraya gidecek. Efendim, o buraya. Tamam. Yeni birlikler kuruluyor. Hazırlanın. Marş. Sola marş. Paşam, İngilizler bir sefer bence çok yaşa... Ne? İngilizlere bir operasyon daha mı? Şu an yok. Padişahın herhangi bir öyle bir planı yok arkadaşlar. Burada ben ne üretmişim? Yeniçeri. Tamam. Evet lordum. Ek emirleri bekliyorum. Burada toparlıyorum yine aynı şekilde. Şuradan. Heh, bu daha bitmedi. Şimdi humbaracı şeyle, yani bombacı birlikleri, mortargan, bunlardan 3 tane yapalım ya, aynen. Aynen 3 birlik bekli, buraya yönlendireceğiz. Evet, burada topçu 2 tokçu birliği çıkacak. 2 süvarimiz var o zaman. Buraya yine nizam-ı cedid. 2 tane. Aynen. Paşam Warhammer 2. Aynen, yeni DLC'yi size tanıtacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Onun da bizim için bir süresi var. Ben size gerekli tanıtımları falan yapacağım. Ve bu birliklerimizin iyileşmesini bekleyeceğiz. Efendim, emirleriniz? İsveç hiçbir şekilde bizim önümüze geçemez. Surları yok mu? Sur dikmişler. Bu savaşı yapmam o zaman abi. Yo, yapmışlar. Tamam, otomatik. Evet efendim. Hazırlanın. Savaşa hazırla. Yok, teslim olmuyor. Benim birliklerine geliyor. Otomatik yapıyorum. Allahu Ekber. Ne oldu lan? He. Oha, bu ne oğlum? He. Abi yüreğime iniyordu lan. Toprağıyla geçince tabii asker geçme hakkı yok. Ne yaptık? Siyasi anlamda başarısız olan İsveç birliklerini kuzeye def etmiş durumdayız. Paris bizim olunca, yani genel anlamda Fransa'yı fethettiğimiz için birliklerini geri çekti. Diplomatik anlaşmalara uyuyor. Akıllı davrandı. Evet. O zaman sancağı ne yapıyoruz? Dikiyoruz abi. Paris'in sokaklarında zurnalar, davullar çalıyor. Yeniden Osmanlı birlikleri bölgedeler. Hemen imar faaliyetlerine başlıyoruz. Evet. Bordelux. Buralar hemen. Buraları cami yapacağız. Halk için küçük çapeller zaten varlıklarını sürdürüyorlar. Hristiyan tebaaya bildiriyoruz ki hiçbir şekilde dinlerine karışmayacağız. Oğlum, bu adamda kaç tane kilise dikmiş lan? 4 tane kilise var lan. Hiçbir şekilde. Şurada iyi kahve. İstedikleri gibi dinlerine yaşayabilirler, ibadetlerini yapabilirler. Canları, malları sultanımızın himayesindedir. Dine karışmayıp kilise yıkmak değil kardeşim. Buraları fabrika falan yapacağız halk için. Fransız yönetimi halkına bakmamış. Hani nerede bir tane fabrika yok lan? Koca Fransa'da. Evet. Sömürgelerden... Ha, doğru, bak adam doğru söylüyor. Sömürgelerden gelenler yetiyormuş adamlara. Her tarafı. İrlanda halkı Osmanlı İmparatorluğu'ndan yardım istiyor. İngilizler yine zulmediyor. Bize lütfen yardım edin. Yine bize aç bırakıyorlar. Bize eziyet ediyorlar diyor. Evet. Gelen mektup üzerine Sultan acayip etkileniyor. Bu mektup kendisinde hüzünlü bir tesir oluşturuyor. Hristiyan bir halkın İslam halifesinden yardım istemesi çok daha mühim. Bu mektup üzerine Sultan 3. Mustafa defterdar İlyas Edhem Paşa'yı yanına çağırıyor. Yeniden bir Britanya operasyonu düzenleyebileceğimiz gerekli ekonomik şartlar mevcut mu diye soruyor. Ethem Paşa, sultanım, isterseniz operasyonlarımızı deniz aşırı ülkelere bile çıkartabiliriz diyerek karşılık veriyor. Sultan da ala diyor. O halde emrediyorum, hibrit bir ordu kurulsun. İçerisinde Kahire Yeniçerileri, Beylik Yeniçerileri ve Nizam-ı Cedid unsurlarının bulunduğu yeni orduyla tez zamanda İrlanda'ya çıkıla diyor ve emir veriyor. Zaten halihazırda kurulan ordularımız mevcut. Hemen paşamızın padişahtan aldığı fermanla yeni Kahire Yeniçerileri, zaten Nizam-ı Cedidler burada mevcut, Memlük birlikleri. Çok güzel. Dur bakayım burada kaç. Tamam, yine bir üretsinler bakayım. Filistinli gönüllüler de bu sefere katılmak istiyorlar. Onlardan 2 tane Nizam-ı Cedid. Burada Yeniçeriler. Harika. Topçu birlikleri İstanbul'da üretime devam edecek. Dur bakayım, buralara kurduk mu biz? Ocaklar kuruluyor mu? Topçu ocakları. Yok, daha kurulmamış bu. Yok, bunların daha vakti var. İstanbul'da. Gemiler hazır zaten. Gemilerde hiçbir problem yok. Hizmetinizdeyim. Tamam. Şimdi. Oğlum bunlara bir savaş açsak şunların bir yukarıdan aktığını düşünsenize. Hindistan'da hiçbir sıkıntı yok. Bu orduları geri mi çeksek diyeceğim ama. Aramız çok iyi ya. Mı? Hostile mı? Fransa bunun adamları köklüyor. Dur bakalım. Sıkıntı. Tamam, bunlar dursun. Bunlarda sıkıntı yok. Yalnız o kadar yoruldum ki şeyle alakalı olarak. Second rate. Yine gemiler üretilsin. Madagaskar bölgesini şey yapmıştık, kurtarmıştık. Yeni gemilerle diğer bölgelerdeki ticaretimizi de artıralım. Sömürüyü patlatalım. Buralarda üretimlere devam. Her yerde gemi üretiyoruz abi. Dünya fethine mi gidiyoruz? Bilmiyorum, olabilir. Yok lan, dünya fethine gitmeyiz. Bitecek, oyun bitecek zaten arkadaşlar. Yani zamanı da geldi. Baksana şurada kaç? 19 yıl kaldı. Gemiler üretiyorum. Bayağı liman var. Bu asker miymiş bunlar ya? Bunları çıkartmamız lazım buradan. Oraya asker götüreceğim. Öyle çıkartabiliriz. Limana sığınmış olanları tazikleyeceğiz. Yine aynı şekilde buraya da. Derken bura niye böyle? Ha, tamir edeceğiz. Oo, bir dakika, burada ordusu var. Savoy'da şey yapacağız. Savoy'da alırsak Fransa'yı Avrupa'nın merkezine gömmüş olacağız. Hiçbir şey, yani tamamıyla Akdeniz, Roma'yı saymazsak, bir de Korsika'yı saymazsak, Malta'yı da saymazsak, 3 yer saymazsak her yer bizde. 3 liman dışında tamamıyla bize bağlı bir hale bürünüyor Akdeniz. Burada da üret. Burada da üret. Helal olsun şu oyunu Osmanlı olarak böyle nasıl oynuyorsun? Şaşırıyorum. Ya işte gördünüz yani oyunun en başından beri bir şeyler yapmaya çalıştık. Çok zorlu dönemlerden geçtik. Ama bir yerden sonra eğer yani şu oyuna başladığınız toprakları korumaya başarır, İran, Rusya ve Avusturya belasını atlatırsanız devamı geliyor ve ondan sonra kopup gidiyorsunuz zaten. Ondan sonra akıyorsunuz yani. Hatta bir de yani ben Babür'e biliyorsunuz çok yardım ettim. Eğer Babür topraklar için o kadar efor sarf etmeseydik şu an çok daha oyun erken biterdi yani. Şuna baksanıza ya, ben Babür'ü adam etmek ve Marata'yı yenmek için ki sonuna kadar da götürmedik yani. O kadar uzun sürecekti ki 50 yıl 60 yıl bu adamlarla savaştık yani. Evet şimdi 1780'deyiz. Olası Rus savaşı için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Biraz Avrupa, Balkan bölgeleri biraz daha güçleniyor. Çünkü Rusya burada bayağı uçmuş durumda. Bir de Rusya'nın İngiltere ile savaştı ama İngiltere'ye gidecek durumu yok yani. Neyse devam. Hatta bir şey diyeyim mi? Operasyonu şeye bile beklemeyebiliriz yani. Efendim. Efendim. Denizlerin hakimi biziz. Evet, Tokat. Hazır. Bunları iyileştireceğiz. Bunlara gerek kalmadı. Emirleriniz için hazırız. Zafer bizim. Bunu gebert. Hazırlanın. Marş. Bunu gebert. Ura, ura. Oha. Dünyanın öbür ucuna gideydin. Şurayı da otomatik yapalım ya. Efendim, bu adamların iyileşmesini beklemeden. Birlikleri savaşa hazırla. Yerleşim yeri kuşatıldı. Aynen, hiç beklemeye gerek yok. İleri marş. Hazırım ve emirlerinizi bekliyorum. Saldıramayacak zaten. Ek emriniz var mı? Bayrağı çekin. Hadi otomatik. Zafer bizim. Kuşatma kaldırıldı. Hazırım ve emirlerinizi bekliyorum. Ura, ura. Evet, Allahu Ekber. Tamamıyla iç deniz oldu. Artık Akdeniz bize bağlı. Buradaki sınır olan ülkelerin de bize bir problemleri yok şu an için. Malta'nın yerine durmadığı istihbaratı var ama şimdilik bir şey yapmayacağız. Cenevizlerle bir problemimiz yok. Hatta bir bakalım. Hostile diyor. Papalıkla bir mevzusu var. Zaten Allah, ne oldu? Nivnit'i destek atıyor. Teşekkür ederim. Rehber çekmeyi düşünür müsün? Aslında bu o rehber yani. Ben oynarken de anlattım. Yani en başından beri 20 küsür bölüm oldu. En başından izlerseniz yavaş yavaş hem roleplaying yapıyorum, hem anlatıyorum, hem savaş halimi görüyorsunuz falan. Tamam, sonraki tura geçebiliriz. Evet. Karanlık benim, pelerinim de. Ceneviz savaş falan açamadı ya. İmkan dahilinde değil yani. Bana savaş açamazlar. İmkansız. Fransa ile ya belliydi işte abi. Belliydi. Allah razı olsun basiretli yöneticilerimizden. 3. Mustafa'dan ve onun ricalinden. İstanbul Paktı'nın zaten gitmeyeceği belliydi. Biz en başta ticareti iptal ederek İsveç'in nasıl ikiyüzlü bir köpek olduğunu göstermiş olduk. Gustav, hainlere ne olduğunu biliyorsun. Sana da aynı şekilde muamele edilecek diyerek İsveç sefirine ferman veriliyor. Aynı şekilde karşılıklı savaş ilanı yapılıyor. Bakalım. Burada sıkıntı şu. Rusya nasıl bir cephe alacak? Hep beraber göreceğiz. Rusya bize ittifakını bozuyor. Rusya ittifakını bozuyor. Savaşa gelmiyor. Ama İsveç'in yanında yer almaya devam ediyor. Ya hep ya hiç. Biz nizam-ı alem için yaratıldık. Dünya bizim mescidimiz, diyor 3. Mustafa. Rusya da savaşı ilan ediyor. Göreceksiniz. Göreceksiniz. Rus kafirini de ortadan kaldıracağız. Evet, Paris'i kuşattılar. Surlar var mı? Var. 1, 2, 3, 4, 5. 5 top. Askerlerimiz sayısı çok az. Hızır Karapaşa'yı kaybedebiliriz. Bu savaşı yapacağız. Allahu Ekber. Oğlum hiç beklemiyordum. Böyle bir şey olamaz ya. İsveç'ten var ya, hiç beklemiyorum. Nasıl alacağız lan? 80 kişiden oluşan birliklerimiz var. Nasıl alacağız? Paris'e girdiğimiz an adamlar ortalığı karıştırdı ya. Nerede şimdi? Nereye bakıyor adamlar? Büyük sıkıntı. Bu taraf mı? Şuradan gelecekler. O zaman... Oğlum asker sayımız çok az ya. Bir daha bakayım da. Bu tarafa dönük değil mi? Aynen buradan gelecekler. Şimdi şöyle bir dakika. 77, 80... Bunlar içeride mi? Aynen. İşimiz çok zor. Topçular olduğu için dışarı çıkartıyorum ben birliklerimi. Yalnız bu, biliyor musunuz, sadece bununla bitmeyecek. Orada bir sürü İsveç askeri var. Sadece bunlarla bitmeyecek yani. Bu savaşa yeneceğiz, bir daha gelecek. Bu savaşa yeneceğiz, bir daha gelecek. Paris'teki birliklerimizin durumu vahim arkadaşlar. Kendi adamlarımızı vurmasın da. Ulan yıktıydım ben buraları ya. Bismillah, bakalım ne olacak. Yeniçeriyle surlara dizemem arkadaşlar. Adamlarda 5 tane top var. 5 tane top var. Bu surlar yıkılacak yani. Bekleyeceğiz böyle. Güzel. Bak adamlar %13'e düştü, görüyor musun? Bir anda %13 hasar. Şuna bak, şu top atışlarına bak. İti ol itler. %50. Ondan sonra diyorsun ki adamları suratis. Beyler bir tek siz bilmiyorsunuz bu oyunu yani. Gözünüzü seveyim. Şuna bak. Top kalmadı. Sıkıntı yok. Sıkıntı. Belki kanadı... Güzel olmadı işte. Halledeceğiz, asacağız bunları da. Evet, topçu birliklerimizi kaybediyoruz. Sayı üstünlüğü. Henüz zaten Paris'e yeni almışız. Abi cezasız kalmayacak ama İsveç köpeği. Bu arada role playing yapıyoruz. Böyle söylediğimiz laflardan falan Adam hakaret ediyor değil mi? Bu kadar da olsun artık. Roleplaying yapıyoruz. Millet memesini gösteriyor ya. Gözünü seveyim. Hadi hadi alacağız. Haydin. Belki moralleri falan düşer bilmiyorum. Bir şeyler olacak ama yapacağız yani. Abi bayağı şeye geçti adamlar. Sıcak temas savaşa geçtiler ya. Evet beyaz bayrak geliyor. Bura düşme ihtimali var. Bura ha, o şey topçu birliğiydi. Güzel. Orada neler var? Ya Allah bismillah. Haydin çıkıyoruz. Oha bu oha paşaları vurmuşlar lan. Oha nasıl vururlar lan? Önleri kapalı abi. Sol taraf çöker. Sayı ağzından kayıyor. Ne yok. Ne yazık ki. Evet. Atlı yardılar. Ne yazık ki kaybediyoruz. Askerlerimiz birer birer şehit düşüyor. Sayıları yetmiyor. Üzerlerine akın akın geliyor kalabalıklar. Bitti abi. Madem öyle. Oha. Üf. Şarapnel parçalı mermiler. Kalleş köpekler. Ancak savaştan bitap düşmüş. Bu ne lan? Ha, bunlar piyade indirmiş. Savaştan bitap düşmüş. Birçok zayiatı olan sıkıntılı bir orduya saldırarak başarı elde edebiliyorsunuz. Yiğit gibi, aslanlar gibi çıksanıza karşımıza meydan muharebesine. Evet, paşa da bu arada okçu birliklerine hücum ediyor. Sayımız çok az, çok az. Asla savunamayız. Düşman komutanı öldürülüyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bu topçu birlikleri paşamız kovdu bunları. Kovuşturdu. Tarihe adını altın harflerle yazdıracak paşamız. İnşallah. Paris savunmasını herkes ileride okuyacak. Çocuklarına anlatacak. Üç neferimiz var şu an savaşan. Az kaldı. Kaçıyor düşmanlar. Orada tek başına savaşıyor. Paşamız burada topçu kasabı oldu. Topçuları kesiyor, biçiyor. Yiğitlerim benim. Ne yazık ki İsveç birlikleri surlara da çıktı. Bizimkiler hala sıkma peşinde. Helal lan size. Evet. Bir bir topçu birliklerini hallettik. Helal lan. Helal lan paşaya. Ne yazık ki ana giriş kapısını kaybediyoruz. Topçu birliklerini hallettik, imha ettik. Şimdi bu cesur yeniçeri birliklerine hücum edeceğiz. Orada beraber savaşacaklar. Helal lan. Ulan bu askerler var ya. Dragonları kesiyorlar şimdi. Cık, yazık oldu ya. Vallahi yazık oldu. Osvar birliğini de hallederiz. Square'i görünce kaçtı. Yo, saldırıyor. Gel lan. Siz ellerinizden geleni yaptınız. Asla arkanızdan kötü konuşulmayacak. Paris'i kaybettiler, şu oldu bu oldu denmeyecek. Sizler bu medeniyetin sadık birer neferlersiniz. Ulan dışarıda topçuları hallettik, piyadeleri hallettik, dragonları hallettik. Ama içeri girdiler işte. Ah ah, biraz da askerimiz olaydı. Paris kaybedeceğiz aynı sene içerisinde. Oha, burada pusucular çıktı açığa. Ne yazık ki tüfek atışları altında şehitler veriyoruz. Yiğitlerim benim. Hızır Paşa şehit düşüyor. Hızır Paşa. Paşa'nın şehit düşmesiyle direniş de ne yazık ki sonlanıyor. İsveç büyük kayıplar vererek ama nihayetinde Paris'e girmeyi başarıyor. Kalleş köpekler. Gunnar Kling, nasıl okuyacağız onu? Hızır Karapaşa, Allah rahmet eylesin. Evet, Paris'i kaybedeceğiz. Ordu dur. Oğlum bu nasıl bir kalleşliktir ya? Roleplaying diyor oradan. Darsin diyor ki Paris kafir Müslümanların elinden düşemez. Papa 2. Juan. Derken bir destek geldi. Nimlik'te teşekkürler desteğin için. Da oğlum okuyamıyorum şu an. Okuyamıyorum. Bakamam şeye. A New Planet. Oo, nereyi bulmuşlar? Germen, Alman kökenli amatör astronomer, aynı zamanda müzik öğretmeni olan William Herschel discovered New Planet. Evet, solar sistemde yeni bir gezegen. Hızır Karapaşa hakkın rahmetine kavuşuyor. Efendim? Hemen bir karşılık vermemiz lazım. Paris'i alırsak gelecekler. Bunu duyan Ethem Paşa. Kepçe Ethem Paşa. Bu sefer diyor kulaklarım diyor. Kepçe diyorlardı bana ama diyor. Bu sefer kulaklarımın büyüklüğü işe yarayacak. Sultanım beni affetsin. Sultan beni affetsin inisiyatif olarak. Bu beklenmedik savaş ilanı üzerine. Oğlum bir şu orduyu seç ya bir. Nevi. Heh. Alemdar Zahittin kaptan ile görüşerek İsveç'in göbeğine, Stockholm'e bir çıkarma harekatı düzenlemek istiyor. Aynı şekilde onu da yapacak. Yapamayız değil lan, yapacaksın. Marş. Eğer büyük zayiatlar verirsek şüphesiz kötü olacak. Ya Allah, bismillah. Bakalım ne oluyor. Niye blok yedik lan? Ya oğlum yürü ya. Takıla takıla gidiyor. Oha oha, kaç ordu var orada? Evet, gemileri yakıyorlar. Gemileri yakıyorlar derken çıkarma yapıldı ve paşa kendine sadık neferleriyle denizler bizim. Ne? Bir gemi mi lan? Ha iyi, hepsi gitmemiş. Beyazıt Darnat imam. Allah. Bengal bölgesinde ölenler var. Burada yeni imamımız. Güzel. Hızır Karaorgeneral öldü. Allah rahmet eylesin. Evet, Rusya ile ittifak bozuluyor. İspanya'da yine isyanlar var. Portekiz'de bir sıkıntımız yok sanırım. Aynen. Evet efendim. Mod arkadaşlar, mod. Ya Osmanlı var da mod yani. Hizmetinizdeyim. Allah rızası için bir artık iyileşin, şu birlikler bir iyileşsin, çıldıracağım artık ya. Bas nizam ceddileri. Aynı şekilde burada Yeniçeriler. Şura artık. Burada durum ne? Hazırlanın. Niye bir tane eksik kalmış lan burası? Tamam neyse, burayı Macar şeye yönlendir. Şurada bir tane şey basalım. Var mı burada Nizam Cedid? Yok. Bastık. Evet. Efendim, emirleriniz. Hazırlanın. 3. Mustafa Rusya'da savaş ilan edileceğini bildiriyor. Efendim. Edeceğiz. Ama önce savaş hazırlıkları yapacağız. Kısa bir süre içerisinde olacak. Evet. Bunlar güneye indiklerine göre. Efendim. Orduları buluşturmamız lazım. Bu köprüyü tutalım. Çadır kurun. Üretimler devam ediyor. Burada durum ne? Surları var buraların. Bunları iyileştir. Başka. Tamam. Bir de şurada bir dakika. Bir Hint bölgesinde bir uyarı vardı. Tamam, orayı da halledeceğiz. Bunlar üretildi mi? Güzel. Yine Filistin limanında, Gazze limanında Memlük birlikleri, Filistinli gönüllüler, topçu birlikleri. Çarşı karıştı arkadaşlar. İsveç'in savaş açmasını gerçekten beklemiyordum. Bunlar orada, tamam. Yalnız bu arada iyicene şey oldu ya hakikaten. Ağrı tarafta böyle bir bayrak. Kafa bulanlı yani. Hazırım ve emirlerinizi bekliyorum. Buradan iki şey. Marş. Emriniz var mı? Şimdi şöyle yapacağız. Orduyu aldık. Marş. Burada bir paşamız. Tecrübeli paşamızdı. Aynen. Mercan Şevket Paşa'yı bu ordunun başına getiriyoruz. Emriniz var mı? Yelken açın. İleriye marş efendim, emirleriniz. Tamam. Yeniçeri birliğini çıkar. Topçu birliği alacağız, tamam. Efendim. Çadır kuruyorum. Bir tanesini yukarı götürdük. Şimdi şöyle yapacağız. Yo, yapmıyorum. Barış yok, hiçbir şey yok. Ya hep ya hiç. Devam. Barış falan yok. Cepheli kapatma yok. Fransa'yla da savaşa, İsveç'le de savaşa devam. Ordular hazır. Kazan bölgesi orduları yerlerine geçtikleri an Rusya'ya savaş ilan edilecek. Bu ne yapıyor lan? Ya tek birlik ne geziyor orada ya? İsveç düşünüyor şu an. Hamlelerini yaptı sanırım. Geliyor. Yağma yaptı. Düşman gemisi yaklaşıyor. Vay arkadaş savaş. He? Gel bakalım. Oğlum hiç beklemiyordum ya. İsveç'le bir de ya. İsveç'le düşünün ya. Böyle bir ihanet yok. Mercan Şevket Paşa oyun başındaki Baltacı Mehmet'in yeğenidir. Ya küffar ne demek? Benden olmayan işte. Benden olmayan. Öyle düşün. Benle aynı inanışta olmayan. Hakaret babında değil yani herhangi. Benle aynı görüşte olmayan diye 4 tane kelime kullanarak cümle kuracağına küffar diyorsun işte. Bu kadar basit. Evet topçu birliklerimiz. Bölgemiz iyi aslında. İyi yerdeyiz. Ama topçu sayımız az işte. İyi yerde gibi gözüküyoruz ama sayımız az. Bakalım ne olacak? Alabilecek miyiz savaş? Bir. Heh, bunu da al. Evet, İsveç bizi Marsilya bölgesinde, Güney Fransa'da durdurmaya çalışacak. Bu destek birliklerinin gitmesini istemiyor. Nereye doğru? Kuzey İtalya'ya doğru top atışlarımız başladı. Onların topçularına vuruyoruz. Defansta kalacağız. Bakalım ne olacak. Geliyor İsveç birlikleri. Oğlum sarı çorabı olan adamlarla savaşıyoruz. Bu nedir ya? Alırız ya, alırız. Biraz daha ilerletmem lazım şu birlikleri ama. Niye tepeye çıkamıyorum? Buralara hareket ettirmeyecektik ya. Neyse onlar da... Oğlum ne oluyor lan? Epic fail. Harika. 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 Bunlar ne yapıyor abi? Ya şuradaki tepe yüzünden bütün hat mahvoldu şu an. Yok sıkıntı yok, sıkıntı yok, aşacağız inşallah. Evet beyaz bayraklar geliyor, tutunamazlar ya. Bir sağdan top şey bekliyorlar, bir buradan. Sıkıntı yok, alışacağız. Onlar mı vuruyor, biz mi vuruyoruz? Biz vurmuyoruz herhalde, biz vurmuyoruz. Orta hatta iyi geldiler ama ya. Buraya yarılırsa büyük problem var. Paşa nerede? Tamam. Şöyle yapabiliriz. Aha. Light Infantry. Tam bunların kaçacağı belliydi zaten. Harika, harika. Elhamdülillah bir sıkıntı yok. Güzel, beyaz baret. Tamam. Bunlar da ateşe başladı mı? Tamam. İşte bu kadar. Sol taraf sıkıntı. Oraya yükseltiye çıkmamız lazım. Evet, beyaz bayraklar geliyor İsveç birliklerinden. Evet, kaçıyorlar. Harika. Haydi yiğitlerim. Harika. İkinci grup oturuyor mu? Evet. Harika. Hadi. Oğlum kimse ölmüyor ki ya. Adamların önünde 30 tane adam tüfek sıkıyor, hiç kimse ölmüyor ya. Çok güzel, buradaki belayı atlattık. Çok güzel, beyaz bayraklar geliyor düşmandan. Komutanlar aslında bunlara sıktıralım. Komutan değil mi bu? Aynen. Komutan öldüğü an. Evet, kıskacımızı aldık. İsveç birliklerini. Burada ne yapıyor bizim yiğitler? 170. Evet, onların sayısı daha fazla. Burayı kaybedebiliriz bu savaş. Ne bunlar? Normal piyadeleri yani. Bizimkiler seviyesi yüksek ama bakalım ne olacak. Bunlar beyaz bayrak çekildi. Ne oldu bunun adamlara? Kaçmıyorlar mı ya? Şuraya desteğe gitmemiz lazım. Hücuma kalktılar. Bayağı hücuma kalktılar. Israrla light infanterilere gelecekler. Israrla. Tarafa sıkıyor bunlar. Bunlar burayı vuramıyor. Hücum. Bunlar iyi. Sıkıntı yok. Kaçıyorlar. Oğlum şaka maka bayağı zayiat verdik ama ha. Elit birlikler var. Aynen öyle. Evet, burayı halletmişiz. Süper. Evet, düşman general öldü. Girmur. Süper. Artık beyaz bayrak çekerler diye ümit ediyorum. Adamlar ölmemeye yetiyor. Hiçbir şey olmuyor abi adamlar. Hiçbir şey olmuyor. O zaman hücum. Madem size mermi işlemiyor, o zaman kılıcımızın tadına bakacaksınız. İşte bu. Şapkalar neler ya? İşte bu abiciğim. Geliyor sancağın ordusu, geliyor. Bayağı demek ki birlikleri gayet iyi arkadaşlar yani. Son birlikler, teknolojileri zaten gelişti. Evet, İsveç birlikleri de bayağı dişli çıktı yani. Şu arkada ne lan? Hala gelenler mi var ya? Ya oğlum şaka yapıyorsunuz yani. Topçularımızı ateşletelim. Haydi yiğitlerim, vurun orayı. Bir tane hadi lan, diğerlerine ismi ha. Ateş! Bu arada bir kim yazmış? Ömer Faruk demiş ki İsveç'te oynamak zevklidir. Hakikaten öyle. Çünkü ben söyleyeyim, itiraf ediyorum. Oyunu öğrenmek amacıyla Osmanlı'da değil, ilk önce İsveç'le başlamıştım ve bitirmiştim. Evet, aldık savaş. Hepsi beyaz bayrak. Paşa'yı da götürüyordum vallahi. Savaştıracaktım ya Paşa'yı. Evet, heroic victory. Helal olsun Nizam-ı Cedidlere. Ama bir grup daha gelecek büyük ihtimal. Şu yukarıdakilerden. O orduyu İspanya'ya çekeceğiz. Demiş Demirbaş Çarlı. Artık şey yapacağız. Demirbaşlıktan da çıkartacağım. Al işte. Ya siz neysiniz lan, nesiniz ya? Denizler bizim. La insan bir düşünür ya. Karşındaki kim diye. Messire's object. Astronom Charles Messire has published lastest edition of catalog Deep Sky Object. Ya işte yıldızlar, galaksi bilmem ne, onunla alakalı bir katalog yayınlamış. Eyvallah. Alime hürmetimiz var. Evet, burası güncelleniyor. Birliği geri çekeceğiz. Şunu kovalayayım da bari. Yetişti mi ona kadar? Yetişti. Evet, o bize saldıran orduyu tam anlamıyla imha ettik. İspanya dolaylarına doğru gittik. Şu isyancıları bir bastıralım. Evet, onları da hallettik. Takılma takılma. Çökme. Sabırla bekliyoruz. Abi nasıl küfretmeden durabiliyon, vallahi helal olsun. Ben senin yerinde olsam iyi söverdim. Neye? Mirliva. Yok canım, niye küfredeyim abi ya? Yok edin onları. Ha, birimlerimiz bu arada, gemiler üretildi mi? Aynen. Üf. Her yerde gemi. Hala 53.000 gold. Şimdi ne yaptık biz? Yordum. Gidiyoruz, başkentine gidiyoruz. Derken önümüze birlikler çıkıyor. Burada adam var mı? Marş. Merak ettim o. Bunu yapamam efendim. Tamam, merkezine girdik şimdi, durun. Şu aptalları bir ortadan kaldıralım. Katledin onları. Zafer bizim. Evet. Hazırlanın. Nizam-ı Cedid süvarileri halletti. Hazırım ve emirlerinizi bekliyorum. Hazırım ve emirlerinizi bekliyorum. İnşallah. Durun gençler. Şimdi. Yordum. Evet, buradan topçu 3 topçu birliği. Efendim. Çok güzel. Filo hazır. Gemi emirleriniz kaptanım. Bunu yapamayız efendim. Nasıl yapamazsın ya? Yani? Tamam. Bir sevleyelim de patlama çökme olmasın. Tamam. Şimdi bu birlikleri destek için İspanya sularına çıkartacağım. Normalde Britanya operasyonu olacaktı ama elimizde olmayan imkanlardan, şartlardan dolayı Britanya operasyonu iptal ediliyor ve İsveç'i Paris'ten Fransa dolaylarına ittirerek yukarı tekrar İskandinavya'ya gömmemiz lazım. Efendim, emirleriniz? O öyle. Burada birlikler kalmaya devam edecek. Üretimlerimize devam ediyoruz. Topçu birlikleri üretildi. Salih Paşa'yı Kurtuba'ya gönderdik. Ona destek birlikleri gelecek. Nizam-ı Cedid. Burada Yeniçeri üretimine devam. Aynı şekilde burada da Yeniçeri üretimine devam. Burada Nizam-ı Cecid'e devam. Yalnız bir şey değil mi? Acayip yorucu ya. Bir ton şeyi düşünüyorsun şu an. Hoşgedem Hayrettin Paşa. Hazırım ve emirlerinizi bekliyorum. Yeniçeri birlikleri. Hazırlanın. Hazırlanın. Nizam-ı Cedid var. Şu Yeniçeri de al. Marş. Şimdi Nizam-ı Cedid basalım. Çarşı karıştı. Birazdan Rusya'da gireceğiz birazdan. Az kaldı. Baskın basanı. Bak adam. Oho. Hazırlanın. Marş. Hazırım ve emirlerinizi bekliyorum. Tek emirleri bekliyorum. Sola marş. 1, 2, 3. 4. Hazırım. 5, 6. Süvariler iyicene yukarı çekin bari. Aynen öyle. Kiev'den de basacağım. Ona belki şu an soranlarınız vardır. Ya abi yukarıda toprak var. Orada neye basıyorsunuz? Basacağız birazdan. Bir sürü... Aslında her yerden basarsın da işte. Evet, Filistin'in Yeniçeri birlikler. 3. Diğeri nerede? Diğeri göremiyorum. Üretemiyoruz herhalde ondan. Aynen, üretemiyoruz. Tamam, o zaman bunu İstanbul'a... Heh. Çok güzel. Bunlar iptal. Çerkez birlikleri. Burada bir paşa şeye katılması lazım. Akademiden bir paşa alıyoruz. Bütün haritayı gösterir misin? Nasıl gösterim abi bütün haritayı? Şöyle sol aşağıyı görebiliyor musunuz? Kıpkırmızı. Kırmızı yerler bizde. İsveç çok büyük bir atılım yaptı. Rusya var yemyeşil, şöyle önümüzde görüyorsunuz. Kolombiya burada. Şu isyan ne bunlar ya? Guatemala et var. İspanya şey herhalde isyancılar. Panama ve Guatemala'da isyancılar var. Rebeller var. Herhangi bir ülke kurma değil. Meksika ile Kolombiya. Dur bakayım onlar ne yapmış ya? Meksika ile dost, Malatya ile dost, Fransa ile dost. Kolombiya, Fransa, Puebla. Şey vassallamış. Plain Nation'a. Ticaret yaptıkları da işte hayatlarını yaşıyorlar. Şu bizim burada bir sıkıntımız var mı? Hiçbir sıkıntımız yok. Burayı patlatmamız lazım. Fil dişi sahilini. İleri marş. Yetişmeyin sınır. Efendim emirleriniz? Şimdi takip geldi. Grit Moğol hoş geldin. Şu an bir yer alamayız. Şu an ekstra bir savaşa giremem. Rusya kimle savaştı ki? Oradaki sömürü şey yapıyor. Ne? Ha yanlış tıkladım. Lan bir an dedim ne oluyor? Britanya'yla ha. Abi dedim bir an Rusya ne ara savaş açtı bana? Sonraki tur. Gemiler çıktı. Gemileri de halledeceğim. Sizi sıkmak istemediğim için gemilere şu an el atmadım. Bu tur gemilerle ilgileniriz. Britanya bir şeylerin peşinde. Fransa bir şeylerin peşinde. Rusya bakalım ne yapacak. Transilvanya oralara sıkıntı. Oraya en az 2 ordu daha kurmamız gerekiyor ya. Bohemya tarafı çok büyük sıkıntı. Paşa İsveç'te ticareti kesme. Orhan, İsveç'te ticareti keseli 2 bölüm oluyor belki. Artı şu an savaştayız. Geri çekilin. Geri çekilin. İsveç'in yaptığı hikayemizi aslında bir nevi doğruluyor. 3. Mustafa döneminde Ruslarla çok büyük savaşlar var. Sıkıntılarımız da var hatta. Büyük yenilgiler de var. Aslında yenebilirdik ama işte doğa şartları şu bu bilmem ne. Hotin'den sonra özellikle geçen söylemiştim. Tam onun dönemine olan şeyler oluyor. Rusya ile ittifakımız da bozuldu. İsveç ile alakalı olarak. Sadece ticaretimiz sürüyor. Onun dışında hiçbir bağımız yok. Ama baskın basanındır yapacağız. İlk hücumu biz yapacağız. Planlarımız o doğrultuda ilerliyor. Bakalım. Anadolu'da isyanlar var. Anadolu'da Yeniçeri. Yok, Anadolu'da Nizam-ı Cedid. Denge tutturmak için. Trade'ler. Tam bu dönemde çıkacak şeyler oldu. 1, 2, 3. Hazırım ve emirlerinizi bekliyorum. Marş. Emriniz var mı? Hazırlanın. Marş. Evet. Hazırım ve emirlerinizi bekliyorum. Dede Paşa'yı. Hazırım. Dede Paşa'yı. İleri marş. Belgrad sınırı içerisine gönderiyoruz. Macaristan'a birlikler gitti. Efendim, şuradan bir Nizam-ı Cedid takviyesi. Hazırlanın. Ek emirleriniz için hazırız. Bu orada aynı şekilde. Sola marş. Hazırlanın. Süvari desteği, topçu yok bunda. Marş. Evet efendim. İleri marş. Vata hoş geldin. Efendim emirleriniz. İleri evet, buralar marş. Hisarlar kuracağız. Kuramıyor muyum? Niye? Çok mu yakın? Sola marş. Ağaçlık marş. Diye mi? Kurdurmuyor vallahi. İleri marş. Cık, kurdurmadı. Burayı sağlam aldık. Bunlar nihayet iyileştiler. İsveç birlikleri orada. Hazırlanın. Kepçe Ethem Paşa, bakın. Yani kurmaylığını görüyor musunuz? Adamın yıldızlarını. Bakalım hatta kaç kişide böyle yıldızlar var. Hacı Müteferrika'da hemen hemen. Ahmet Şevket'te var. Ama yok abi. Burada şu an aynen Ethem Paşa. Onun dışında bu kadar yok. En yüksek rütbeli birliğimiz bu. İspanya'daki isyanları bastıra bastıra Stockholm'e geldik. Hadi bakalım. Bekleyeceğiz. Bakalım ne olacak. Kuşatıyoruz. Ya şey yapmak istemiyorum yani. Havan topu da yok aslında. Aa, hiç topu yok lan. Niye? Çünkü full birlik. Özel birlikleri var. Lifeguards. 1, 2, 3. İki normal top, 2 havan. Ya ben kendime söz vermiştim. Yapmayacağım şey diye. Kuşatma başladı. Yani surlu savaş yapmayacağım. Saatler sürüyor demiştik. Kaydedelim de bir. Buglar maglar. Yerleşim yeri kuşatıldı. Ya Allah, bismillah. Beklersek destek gelecek. Poxya'nın dediği gibi. Aynen öyle. Amarhan hoş geldin bu arada. Paşam 30 dakika topa tutarız. Gereği hakikaten tutarız. Ama şöyle bir durum söz konusu. Buglardan dolayı bezdiğimiz için savaşı kazanmamız adına bir süre koymuştuk. Eğer o süre içerisinde şehri alamazsak biz kaybedeceğiz yani. Yıldız Fort ve en iyisi yani. En iyisi arkadaşlar, en iyisi. Bir dakika, buraya niye koyamıyorum ya? Ulan bu taraftan mı saldıracağız? Şöyle bir sıkıntı var. O surlardan da atacaklar top yani. Böyle bir problem var yani. Bunlar 900 metrelikler. İşte şey yapamazsın. Üf. Beran Salgino 102 kişiyle desteğe geliyor. Teşekkür ederim. Biz de tam Stockholm'u Nizam-ı Alem davası uğruna ne yapacağız? Fethetmeye çalışıyoruz ama şu an sıkıntılı. Nerelerden girsek diye plan yapıyordum izleyici paşalarımla beraber. Bu arada arkadaş Türk mü? Yabancı mı? Biliyorsunuz biz yabancı Total War'culara falan da gidiyoruz. Kendisine teşekkür ederim. Bir bakın kanalına. İzleyiciler cevap verecek mi bilmiyorum. Ben diyorum ki köşeden saldıralım. Buraları kırarız. Surları yıkarsak. Surları yıkarsak havanlarla mavanlarla döveriz bir şekilde diyorum. Evet, izleyici sayımız artıyor. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Paşam develer İsveç iklimsel zorluklar çıkıyor. Yok, şu an bahar olduğu için sıkıntı yok. Şuradan olabilir. Aynen. Buradan deneyeceğiz. Yanlışlıkla yabancı mı? Bilmiyorum. Neyse. Bir bug olmuş olabilir. Ben de bir kere baskın yaptığımı zannettim. Gittik geri geldik falan yazıyordunuz siz. Doğru, hiçbir etkisi olmadı. Ne oldu o ya? Ha, paylaşmış. Sizi 102 izleyiciyle paylaşmış. Baskın değil, paylaşım sağlamış. Öyle mi? Eyvallah. Baskın değil, paylaşım yapmış. Ben baskın zannettim. Ondan yok. Şimdi. Niye çekemiyorum? Heh, oldu. Böyle geniş, 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 geniş. Olabildiğince az top yemek için. Havan birliklerini de aslında geride tutacağım. Havan birliklerini de geride tutacağım. Kuralım da belki gelirlerse diye. Şimdi şurayı kıracağız ilk önce. Önce şurayı yaracağız. Evet, İsveç. Evet, top. Oo, abi yapma, nereye vuruyorsun ya? İyi, vuramadı. Oğlum ok, Allah. Ölmedi bunlar. Basınçtan geri çekiliyorlar şu an. Oğlum bunları geri nasıl ittirebiliriz geri? Oğlum çift tıklayınca hepsini almıyor muydu? Biraz daha geri yürüteceğiz. Bu demek oluyor ki topları da vurabiliyorlar. Oho, bunları mı bekleyeceğiz abi? Ne yapıyor? Aşağı mı indiriyor birliklerini? Sol taraftan aslında havan topçularını götürsem. Oo, vallahi sıkıyorlar ha. Şurayı vuruyorlar. Sadece buradakiler çalışıyor ya. Keşke abi şu havan toplarını almasaydık keşke ya. 48. Bura patlayacak. Güzel. O zaman bu artık bu açıdan hücum edebiliriz yavaştan. Bu birlik havan toplarımı toparlayayım. Evet. Bak gördüğünüz gibi dumanlar tutuyor. Burayı yıkılmak üzere. Hem de aynı şu iki şura mı çökecek? Sırf şuraya gidecek zannettim. Burayı da vurmuşuz. Falcone hoş geldin. Hakikaten kuşatma. Bir de artı iki kere sıkıntı. Biz çünkü modlu oynuyoruz ve birim sayılar abartı çok. Abartı yani. Oyunun kaldırmayacağı derecede. Tasarımına aykırı mesela. Şuraya 500 kişiyi koyamıyorsunuz işte. 64. Süper. Topçularımız çok iyi. Vuruyorlar abi. Ve sürede ilerliyor. Malazgirt hoş geldin. Biraz ilerletiyorum. Bu arada bu paylaşımla, katkılarla veya yeni aramıza katılan kişiler var. İzleyenler var. Ben belirteyim. Pedagojiye uygun içerikler, etiğe uygun, ahlaka uygun içerikler üretmeye çalışıyoruz. Küfür yok bizde. 7'den 70'e gerek chat gerek benim sunumlarımda böyle hareket ediyoruz. Vücut teşhiri, kumara yönlendirme, izleyiciyi kandırma ve bütün herkes şu oyunu oynuyor diye biz de hit kasalım diye şu oyunu oynayalım mantığıyla yayın yapmıyoruz. Bunu da bildirmiş olayım. Aramıza yeni katılanlar, izleyenler de bizim nasıl insanlar olduğumuzu öğrenmiş olsunlar bu şekilde. Bu arada ünlem çekiliş yazarak ay sonlarındaki çekilişleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Bu arada çok az kaldı. Bu sur yıkılacak. Aydin. Aydin. O bu arada bayağı adam vurmuşuz toplardan dolayı. Bu şey yıkılmalar falan bilmem ne derken burada bayağı zayiat vermiş durumda İsveç. Sol cepheyi bıraktı. Sağ tarafa yükleniyor. O zaman biz de o tarafa doğru yönlenebiliriz o zaman. Bekleyeceğiz. Evet son top atışları ve burası gidecek. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Gelsin mi? Sancağı dikelim mi? Yok sancağı dikmeyelim. Süvari gelsin. Tamam burayı yıktık. Şu köşeyi yıkmaya gerek var mı? Gerek yok. Havan toplarımı ilerletiyorum. Yeniçeri birliklerimizi sol taraftan ilerletmeye başlayabiliriz artık. Şuraya doğru. O köşe kırılmıyor. Ben de biliyorum evet. Tamam burayı toparla. Şimdi şu hizadan ama eğer şuraya birim getirirse bizim birlikleri vuracaktır. Neyse bir ilerle bakalım. Havan topu yok nasıl olsa. Nokta atışı zor. Bu birliklerimiz toparlanıyor. Biraz daha yakına getirebileceğim. Koşturuyorum yeniçeri birliklerine. Bakalım İsveç nasıl bir karşılık verecek. Havan toplarıyla bu işi halledeceğimizi düşünüyorum ya. Şöyle yandan alırsam. Aynen. Ama işte uzun sürecek yani o birliklerin oraya gitmesi. Birlikler duruyor. Bunları geri çekmemiz işe yaradı. Biraz top atışı yaptılar ama adam akıllı karşılık veremediler. Surun gerisine evet gördüğünüz gibi bura yarıldığı için burada tutuyor birliklerini. Ama ben ilerlemeyeceğim. Onlara büyük bir sürpriz yapacağız. Daha biraz daha şöyle yakından getirsem. Şurayı da topa tutsak. Aynen. Burası kafi. Bunlar yorulacak ama yapacak bir şey yok. Havan topları, havan topları. Biraz daha şöyle yakına şuraya da getirebiliriz. Burada tutar, burada olabilir. Ama şurada işte top, eğer buraya birlik çıkartırsa, şuradaki topları kullanırsa sıkıntı. Ama şu gedik açıldı diye biraz panik halinde İsveç. Hızlandırıyorum artık. Bizimkiler ne yaptı? Az kaldı, varmak üzereler. Şu köşede vuracağım ya. Burayı da topa tutacağım. Karar verdim. Uf, takılıyor, nasıl takılıyor. Tamam mıyız? Tamam. Kuşan. Şurayı topa tutacağız. Evet. Haydi bakalım. Geliyor. Ateş! Emir verildi. Hazırlıklar, son hazırlıklar. Birlikler ilerliyor. Namlular çevrildi. Ateş! Toplar konuldu. Topları dolduruyor. Oğlum. Heh. Aynı anda sıkarlar diye düşündüm ama aynı anda sıkmadım. Lan bir şöyle kliplik bir şey çıksın diye bekliyorum. Tamam, burayı da yıkacağız böyle. Evet, havan birlikte, havan topçuları da geldi. Bunlar buraya inşallah menzile girer. Girer diye düşünüyorum. Yeniçeri birliklerim ilerledi. İsveç bekliyor. Bu arada az kaldı, yarım saat. Şu kurulsun bakayım. Şunu biraz daha buraya getireceğim. Kurulun bakayım, nereye kadar menzil. Bir şey diyeyim. Oha, bir dakika, nerede menzil? Menzil çizgisini kaybettim. O değil lan, sen. Takip için teşekkürler. Evet, vuruyoruz. Tamam, süper. Tam istediğim gibi. Fosfor mu atacağız şimdi? Ne atıyoruz? Hadi bakalım ne gidecek? Düz top gitti herhalde ilk olarak. Oo, işte bu. Tamam, olay budur. Tamam, olay budur. Diğer birlikleri de hareket ettireceğim artık. İlerlememiz lazım. Vakit azalıyor çünkü. Şu şekilde. Paşa sen değil, paşa sen değil. Şu koşanlar. Top atışları devam ediyor. Köşeye de yıkacağız. Güzel. Havan toplarıyla bu işi halledeceğiz. Bu da kurulsun. Haydi yiğitlerim, haydi doldur doldur doldur. Arkadan artık girmeye başlayabiliriz. Diğer top atışları. Bunlar da atıyor. Bunlar da buraya. Oha, şuraya bir tuttursam var ya. Allahu Ekber. İşte bu kadar. Üf. Dur 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 dur. Bu adamları toparla. Bu adamları toparla. Bu fırsat kaçmaz. Şuradaki sistem bozulmadan buraya eğer o havan toplarını sıktırabilirsem. Seri 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 seri. Toparlan toparlan. Biraz daha yaklaşmamız gerekecek. Artık bize top atamayacaklar. Bu da toparlansın. O fırsat kaçmaz. Diğer birlikteler ne yapıyor? Koşuyorlar. Süper. Paşa kan göl istiyor. Yok abi, yapacak bir şey yok ama mecburuz yani. Şuna baksanıza. Havan topuyla. Bunu ben istemedim. Bunu İsveç istedi. Görüntülerin olmasını ben istemedim. Tamam, sıfır hareket. Tamamıyla şu şeye odaklanmış durumdalar. Gediye. Gedikten girmeyeceğim abi işte. Girmeyeceğim oradan. Kurulun yiğitler. Aha, oyun takılıyor. Hayır hayır hayır. İyi izleyin şimdi. Olacakları izleyin. Süvarilen eğer kaçırmazsa. Oğlum böyle bir şey yok. İyi izleyin şimdi. Aha. Geliyor, ilk atış geliyor. Durun bakayım. Geliyor ilk atış. Hadi. Hadi. Ben dedim size. Evet, biraz da yapay zekanın geri zekalından da faydalanmış oluyoruz. Evet, artık sura çıkabiliriz. Top atışları. Vurulun. Direkt şunu vurduralım ya, bakayım ne olacak. Hareket ettirir diye düşünüyordum ama çok aptalca davranıyor şu an. Evet, buraya da çıkabiliriz artık. Mücadele başlasın. Ya Allah, bismillah. Surlara çıkıyoruz, haydi. He, şurada patlıyor. Oo. Üf. Üf. Uf. Aman ya Rabbi. Katliam. Ama yapacak bir şey yok abi. Yani yapacağım bir şey yok. Bu arada şuraya çarpıp duruyor yani. Yok oldu oğlum. Süvariler müvari kalmadı. Birliklerimiz surlara çıkıyorlar. Tamam, İsveç kuşatması bizde ya. Buraya yıkıldı mı? Yıkılmak üzere. İsveç birlikleri bizi karşılamaya çalışacaklar. Şunları koştur, koş. Koş, koş. Koş, koş. Yine İsveçler ucuz yırtmış. Aleykümselam. Ayhanzade. Nasıl ucuz yırtmış ya? Evet, çıktık, şu an surlardayız. Bura yıkılacak gibi sanki. Top atışı dışarı çıkmış bu arada İsveç. Aynen, buraya yıkıldı. Bunlar artık otomatik. Bunları niye durduramıyorum? Ne oldu? Heh. Kapıyı aldık. Evet, GG. O kadar çok insan ölüyor ki. Of, esen Tugay. Twitch Prime'la 3. ay. Eyvallah Tugay'cığım. Teşekkür ediyorum. Evet, nihayet yapay zeka akıllandı ve artık geri çekiyor birliklerini. Şöyle yapacağız. Otomatiği aldım. Diğer kapıyı da aldık. Şöyle yapmayı planlıyorum. Yapabilirsek bunu yapın. Evet. Surlarda savaş başladı. Bizim birlikler çıkıyor yavaş yavaş. Şammar aşiretinin süvarileri de bize eşlik ediyor. Oo, bayağı yayıldılar ha. Bayağı yayıldılar. Bizimkiler niye hareket etmiyor? Evet, bug'dan dolayı. Nedir bu abi? Of of of, burayı vuruyor. Havan topları. Aynen. Üff. Başka nereye yetişiyor burası? Şuraya attırayım bakayım ne olacak. Tek tek mi tıklayacağız bunu? Ne yapacağız? Yine bu kuşatma savaşları bizim için ızdırap olmaya başladı. Bunlar burada bir savaşa tutuşmuş zaten. İnebilecek misin buraya? Birlik buraya insin. Tüfek. Bu tamam. Herkes hareket halinde işte. İsveç birlikleri beyaz bayrak çekiyor. Şurayı da kırsak diyeceğim ama Süvariler ne yaptı? Koşun reis, koşun ya. Vakit az kaldı abi, alamayacağız. Çok azaldı vakit. Yarı vakti harcadık. Evet, beyaz bayrak çekiyor buradaki İsveç birlikleri. Etki etti mi? Etki etmedi. O zaman artık şarapnele geçiyoruz. Şu ortaya atılabilir. Aynen aynen. Oğlum kendinizi kesiyor Zeki. Sıkma tüfekleri müfekleri. Bakalım ne olacak. Bunlar neyi bekliyor ya? Otomatik yapacaktık diyeceğim ama bu dakikaları göremezdik. Ya abi insenize şu surlardan, niye bekliyorsunuz yukarıda ya? Ya çıldıracağım ya. Kaybedeceğiz ya, vakit kalmadı. Bu adamlar da inememiş. Hala bekliyorlar ya. Of. Abi ne yapıyorsunuz? Allah peygamber hakkı için ya. Heh, bir ivme aldılar. Bir şey yapıyorlar. Göreceğiz bakalım. Evet harika. Giriyoruz içeri artık. Güzel. Ama bunlar da bir ivme alamadılar. Koşma işareti çıkmıyor ya. İnanılmaz abi. Surlara çıkmaya çalıştıkları için öyle oluyor. Evet, değişik bir sıkıntı var. Ya biz modladığımız için oyunu, sayımız çok fazla, asker sayısı çok fazla. Evet, bu arkadaşlar inebilir mi artık aşağıya? Ne yapıyoruz abi biz? Buraya mı sıkıştınız? Tamam, bu da beyaz bayrak çekti. Ya Allah rızası için şuraya girin de bir sancağımızı görelim hadi ya. Lan niye oradan gidiyorsunuz? Şuradan gelin lan. Ya bu son ya. Bir daha söz veriyorum. Bir daha surlu savaş yapmayacağım Empire Total War'la ya. Vallahi yapmayacağım. Kendime söz veriyorum. Bir daha yok savaş mavaş. Çok az kaldı ya. 17 dakika var ama oyunun dakikasıyla 17 dakika var. Bunlar ne yapıyorlar abi ya? O kadar adamı bir 2-3 tane süvari mi durduruyor yani? Sur'daki savaşı da aldık gibi gözüküyor. Heh. Koşun yiğitlerim benim. Koş 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 koş. Helal size, helal. Biraz cinnet geçittiniz bana ama alacağız herhalde. Nihayet. Tamam. Oha kendi adamlarımız... Oğlum bu nasıl bir havan şey atışı ya. Helal, haydin, haydin. Aha buradaki süvariler de GG. Koşun yiğitlerim, koşun. Şu ortaya girip üstünlüğü sağladığımız an oyun bizde. Hızlandırıyorum artık. Şunları vazgeçtim, attırmayacağım. Biliyorum kendimizi vuracağız yani. Harika. Harika. Düşman komutanı da ölüyor. Batrold Weidmark. Tamam oyun bizde abi. Beyaz bayraklar geliyor. Ne tuttular be. Ne tuttunuz be o kapıyı. Üstünlük ele geçirmemiz lazım. Niye burada bize geri saymaya başlamadı? İsveç bayrağı hala... Hah nihayet başladı. Hadi. Evet başladı şu an. Yine resetliyor. Resetliyor. Çıldıracağım. Kaç adam var burada ya? Kurtulmuşsunuz. Şuradakiler zorluk çekiyor. Hatta şurada beyaz bayrak çeken birliklerimiz var. Aynen. Buradaki şey savaşını kaybetmişiz. Burada hayat ver, bayağı şehit var. Hatta bazıları geri çekiliyor şu an. Evet. İsveç bayrağı iniyor şu an. Of ne kadar çok adam var orada. Ölü. Bir dakika. Bir dakika. Ve zafer bizim. Allah'ın izniyle. Haydi bakalım. Of buraya destek lazım. Oraya hemen. Aman reset etmeyin de buradaki yeniçeriler nerede? İlerle ilerle ilerle. Girdik artık merkeze. Kaçanız yok yani. Yavaştan Paşa'ya da getirelim artık. Son 44 saniye. Alacağız. Stockholm bizim. Medieval 3 çıkmıyor beyler. Medieval 3. Adamlar üretmemekte ısrarcılar. Evet, bayağı da orada zayiatlarımız var. 8, 7, 6, 5. Nihayet abi, nihayet. Evet, sağ ol. Oh be. Evet, İsveç. İsveç'e girdik. Bu büyük bir sıkıntı yine. Büyük bir başkente girmiş olur. Şimdi İsveç'e diyoruz ki Paris'i vereceksin. Ben de sana Stockholm'u veriyorum. Ve barışacağız. Gustav. Kabul etmiyor. Oğlum nasıl bir saçmalıktır ya. Barış yapacağız. Ben sana Stockholm'u veriyorum, sen bana Paris'i veriyorsun. Bunun karşılığında askerlerini geri çıkarmak için 10 tur military access veriyorum. Sen de bana 10 tur veriyorsun. İsveç'teki büyük kayıplarından dolayı ihsan buyuruyor sana. İhsan. Gustav. Seversiniz siz parayı. 10.000 gold'da ihsan. Yok, kabul etmiyor. Madem öyle. O zaman burada kalacağız. İsveç'in düşüşü Rusya'nın şok yaşamasına sebep oluyor. An meselesi. Ya onlar savaşı ilan edecek ya biz. Camimizi yapalım. Şuradaki birlikleri ilerletiyoruz. Hazırım ve emirlerinizi bekliyorum. Efendim, emirleriniz, ek emirleriniz. Paris'e girecek buradaki birlikler. Ek emriniz var mı? Marş. Hazırım ve emirlerinizi bekliyorum. Ama burası bomboş kaldı. Neyse ki burada ordu spawn ediyoruz. Bu tamam. Yalnız abi Rusya'nın da o kadar çok birliği var ki. Şu bizim ordu da bir gelemedi bir türlü ya. Marş. Dur. Ne kadar ya. Of, bir de buralardan geçerken aynen. Ya bütün Total War oyunlarına durum böyle yani. Emirleriniz. Şimdi şöyle yapalım bir. Gemileri bir toparlayalım. Hazırlanın. Başla efendim. Başla efendim. Efendim. Bunlar iyileşecek. Efendim, bunları yukarı çıkartacağım. Hazırlanın. Kurun. Hazır. O ordu kalsın. Başla efendim. Başla efendim. Stockholm'daki orduyu da yeniliyor zaten. Emri verdim. Vermemiş miyim? Şimdi verdim, eyvallah. Verdim diye düşünüyordum ama. Bütün gemileri burada toparlıyorum. Tamam. Biraz izlerken canınız sıkılabilir ama mecbur yapacağız bunları. Bayağıdır yapmıyordum. Birikti çünkü gemiler. Keşke bütün hepsini tutup çağırabilsek. Avrupa Üniversitesi'ndeki gibi, değil mi? Kamerayı geri alıyorsunuz. Ondan sonra bütün her yeri bir seçiyorsunuz fareyle. Al sana. Bütün gemiler bir yerde toplanıyor. Şimdi tamam. 3. büyük filo. Hint tarafıyla ilgilenmeyeceğim. Burayla yapacağım. Sırf burayı. Baya biriktiler. Ne oldu lan? Emirleriniz kaptanım. Şu birlikleri sal, birlikleri. Denize açılın. Emirlerinizi bekliyorum. Emiriniz var mı? Lan niye bunu kod seçip duruyorlar ya? Oyun takılı. Oğlum çıldıracağım. Hazırlanın. Oha, nereye götürüyor? Hazırlanın. Elim ayağıma dolaştı. Ama algılamıyor. 30 kere aynı şey yapıp durdum. Abi ne kadar çok gemi üretmişiz ya. Çıldıracağım. Aynen öyle. Gemi emirleriniz. Emredersiniz. Gemi emirleriniz. Bunların hepsi ticaret gemisi. Prestij'e bakalım. Prestij'de 2'ye katlamışız bütün dünyayı. Bütün dünya ikiye katlanmış durumda. Tamam, yeter değil mi? Evet. İsveç'i zorlayacağız. Ordum. Hazırım. O oraya gelecek. O orduyu oraya getirdik. Burada üretimler devam ediyor. Burada ordumuz var. Patlata patlata gideceğiz. Hadi bakalım. Bismillah. Ha, şunlardan kurtuluyoruz. Hala. Hünkâr Mustafa Han Hazretleri Yavgu Paşa'mızın Stockholm'da göstermiş olduğu büyük zaferler ve başarılardan dolayı bir Osmani nişanı, 6 tuğ ve bir mehter tabul alem, mücevherat ve bir sırma kılıcı paşasına hediye olarak göndermiş durumda. Evet. Yavgu Paşa da ne yapıyor? Kepçe Ethem Paşa'ya bunları iletiyor. Roma'yı neden almadık? Roma'yı alacak. Aha. Asker mi çıkardı? Nere burası lan? Şey, Finlandiya. Stockholm'u kaybetti tabi. 17 yıl kaldı bu arada aynen oyunun bitmesine. Ne yapıyor bu manyak ya? Zafer bizim. Nerede ürettik bunları? Ankara'da. Anadolu'da hala. Neyse, bastırdı. Nizam-ı Cedid birlikler Anadolu'daki isyanları. Nerede çıktı o isyan? Tütüyor buralar zaten. Fabrikayı yakmışlar. Kayseri'deki fabrikaya dokunanı yakarım. Ben yakarım. Şimdi. Tekrar deniyoruz. Ben Paris'i istiyorum. Sana İsveç'i veriyorum. Yani Stockholm'u veriyorum. Ordularını geçir diye 10 tur. Ben de 10 tur istiyorum. $15.000 gold. İhsan. Of. Muhalefet. Nasıl nick öyle? Twitch Prime'le abone oluyor. İlk defa aramıza katılan bir arkadaş. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Desteklerin için. Ay sonunda falan çekilişler falan oluyor. Onları kaçırma. Ünlem çekiliş yazarak bilgiler edinebilirsin. Hem halka açık hem de üyelere, abonelere özel çekilişler var. Aramıza hoş geldin diyorum ve bakalım. Senin getirdiğin destek rüzgarlarıyla Gustav bizim teklifimizi kabul edecek mi? Kabul etmiyor. Diretiyor. Kadir bu arada takip için teşekkürler. Diretsin bakalım. Diretsin. Emirleriniz için hazırız. Hazırım. Saldırın. Evet lordum. Marş. Efendim. İsveç buralardan geçebilir mi? Şuradan geçmeyecektir. Boruları gördüğü için. Lordum. Evet, buradaki ordumuz da hemen hemen toparladı gibi. Bayrağı çekin. Evet efendim. İlerliyoruz bu cephede. Efendim, emirleriniz. Portekiz'e çekiyorum. Heh. Burada ordu kuruyorduk. İleri marş. Evet efendim. Hazırım ve emirlerinizi bekliyorum. Hazırlanın. Marş. Ek emriniz var mı? Ne yaptık? Kaç kişi oldu burası? Hazırım ve emirlerinizi 3 top. Bekliyorum. Evet, süper. 2 süvariyle destekliyoruz orduyu ve bu orduyu da yola çıkartıyoruz Allah'ın izniyle. Haydi bakalım. Hazırlanın. Efendim, emirleriniz, ordu, emirleriniz için hazırız. Bu bir. Fransa'ya. Aa, Fransa'nın dostlarına bakın. Ne kadar farklı. Kolombiya'ya o hepsiyle olmuş. Avrupa'nın birliğini bozmak için bir diplomasi girişimi yapabiliriz. Fransa'ya İsveç'i veririm. Haliyle onun başkenti, onun başkenti. Aralarında kavga çıkacak. Birbirlerine düşüreceğiz. Deneyelim bakalım ne olacak. White Peace diyorum. Anne Elizabeth. Bu da bayağı yaşadı ha. Bayağı yaşadı. 2 padişah gördü. Böylelikle ne olacak? Bir cepheyi kapatmış olacağız. Ve Avrupa'daki ittifakı da bozacağız. Bakalım ne olacak. Evet, kabul etti. Haydi bakalım. Paşamız nereye ışınlandı? Hazırlanın. Bu değil. Nereye gitti Ethem Paşa? Göremiyorum. Kepçi yazıyordu değil mi? K. Aynen. Görürdüm. Varşova'ya geçmiş. Güzel. İdora hoş geldin. Şu an Fransa'yla barış yapmış durumdayız. Bu şekilde İsveç'le Fransa'nın arasını açmayı düşünüyoruz. Evet, çok güzel oldu. Cümleyi kuramadım. Lan bir yandan da pişman oldum. Yapmasamaydık şimdi. Evet, İsveç. Bakalım. Aynen, şimdi onlar düşünsün. Hatta şimdi İsveç'e de White Peace. Tamam, White Peace. Tamamıyla taktiksel bu. Taktiksel. Yok, kabul etmiyor. Demek ki biraz daha döveceğiz. Peki aralarında bir açılma olacak mı? Ona bir bakalım. Pek de bu açılacakmış gibi gözükmüyor. Oğlum adamlar dost lan. Müttefik olmuşlar bile yani. Aralarında ne açılacak? Al gülüm ver gülüm böyle olabilir yani. Evet, sonraki tur. Kayseri Rum olmuşsun. Çerkez vallahi bayağı büyüdük ya. Çok büyüdük yani. Toprağımız veren padişah, padişah değildir. Yeniçeri ayaklarına hadi. Çözdü. 3. Mustafa onları çözdü. Artık iç problemler yok. Ekonomiyi halletti. Diplomasiyi halletti. İttifakı sağladı. Tefrikayı bitirdi. Aha. Otomatik. Zafer! Defol. O da mı? Onu da mı getiriyor? Getir. Sen de otomatik. Defol. Geri çekiyor onları. Birleştirdi, geri çekti orduyu. Brüksel'e geri çekildi. Scorpion diyor ki Ottomans are very powerful. I agree with you. Evet. Kepçe Hoca. Şeyle aynı isimli. Derken Kemal Esat İmam Efendimiz burada hakkın rahmetine kavuşuyor ama büyük başka bir şey efendim, büyük emekleri var yani buranın İslamlaşmasıyla alakalı. Evet, tekrar Fransa'ya, Paris'e doğru ilerliyoruz. Oo, burada ordu var. Hemen destek birliği. Ya şu arkadaş burada ne var ya? Ulan bir tane light infantry var ya. Süvarileri gönderelim. Tamam, burayı da hallettik. Hazırlanın. Marş. Marş. İleri marş efendim, emirleriniz. Bayağı da zayiat vermişiz marş. Ama. Majesteleri. Oha, niye o kadar gitti o? Oha, ne yaptı la o? Hazırlanın. Marş. Bu niye gidemedi? Hazırım. Tedarik arayı sordum. Marş. İyi. Tamam. Evet. Ek emirleri... Şimdi şu Amerika'dan bir yerden gelen var mı? Danimarka'dan var. Buradan hiç kimse ticaret yapamıyor. Bir buradan var. Bir buradan. Bir dakika. Bunlar ne? Sen gel bakalım buraya. Oğlum Rus gemileri de var ha. İsveç iflas ya, ben size söyleyeyim. İsveç net iflas yani. Benden geçemiyor. Ha şurada bak 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 bak. Çakala bak. Balıklarla birlikte uyuyacaklar. Denizler bizim. Başla efendim. Oraya yelken açamayız kaptanım. Açarsın açarsın. Yo, hazır. Bak açtın. Gemi emirleriniz. Bir kaydedin de çökmemek mi olmasın? İsveç GG ya, aynen öyle. Şimdi Cebeli Tarık'ı açıyoruz. Bunların hepsine bir tane kaptan atayalım. Şunlardan. Bir. 2. Kilo hazır. Başla efendim. Büyük armadayı patlatacağız şimdi. İzleyin. Emirleriniz. Ondan değil. Second rate var mı? Var. Büyük armadayı patlatmaya gidiyoruz. Britanya'yı da patlatacağız şimdi. Afrika'yı tam anlamıyla kurtaracağız. Burayı fil dişi sahillerini hallettikten sonra da Güneydoğu Asya'ya gidilecek. Hatta şu birliği direkt ama bu olmaz. Bu gemiler çok iyi değil. Cebeli Tarık'ı kapatabiliriz. Başsın efendim. Gemi emirleri hazırım. Yelken açın. Biz sadece bir filoyuz. Ordu değil. Karaya tıklınca biz sadece bir filoyuz. Ordu değil. Evet, sonraki tur mu? Sonraki tur diyebiliriz. Ne yaptı bu ordu? Geldi mi? Tamam. Bak 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 bak, Rusya'yı görüyor musunuz? Oha oha, füzelerle müzeler. Oha oha, Rusya'ya bak. Lan 2-3 tur önce burada ordu yoktu lan. Abi hazırlanıyor işte. Büyük Osmanlı'nın küçük kıyameti gerçekleşmek üzere. Bakalım ne olacak? Sonumuz mu olacak? Yoksa aynen en büyük imtihan Ruslarla olacak. Şurası kaldı ama. Sadece Galicia'yı aldığımız zaman oyun bitiyor ama Galicia'yı almamız için 1, 2, 3, 4. Oğlum bu çok fazla lan, bunların sayısı. Bizim buraya yüklenmemiz lazım yani. Patlama ihtimalimiz bile var. Evet, birlikler üretime devam. Bu arada yorulduğumu yavaştan anlıyorsunuzdur. Çok böyle rol playing'e giremedim bugün. Evet, İsveç'in şokunu dağıtamadım. Paşam ordu var Savoy'da. Savoy'da? Savoy'un orada ne ordusu var? Araya mı sızmışlar? İsveç ordusu mu? Savoy'un orada. Nasıl ya? Ana! Nereden geldi lan bu? Tam teşekküllü. Abi ben hiç dikkat etmedim ya. Evet, Savoy burada bir ihmalden dolayı Alpleri aşan İsveç birlikleri Savoy'a girdi. Neyse, savaşta böyle şeyler olur arkadaşlar. Her daim. Bir saattir yazıyoruz diyor. Her zaman zafer bize bahşedilmiş olsaydı kibirden çatlardık. Yordum. Birlikleri savaşa hazırla. Öf. Oğlum kaç lan? 20 bin askerle neredeyse Paris'e tekrar giriş yapıyordu. Tokat. Tamam, gönderdik mi gönderdik. Şimdi yeniden İsveç'le masaya oturuyoruz, diplomasi masasına. Barış. Savoy'u vereceksin. Askerlerini geri çekmen için 10 tur sana. Ben bir şey istemiyorum. Artı savaşta zarar gören, senin kötü yönetmenin altında ezilen gariban İsveç halkına 20.000 gold bağışlıyorum. Gustav, umarım akıllanırsın diye bir ferman gönderiyoruz. Bakalım ne olacak. Barış yok. Gustav direniyor. Hazırım ve emirlerinizi bekliyorum. Hizmetinizdeyim. Diren bakalım. Hazırlanın. Hazırım ve emirlerinizi bekliyorum. Ek emriniz var mı? Hazırım ve emirlerinizi bekliyorum. Gemiler vardı mı? Vardı. Evet. Fil dişi sahiline giriş yaptık. Evet, Britanya birlikleri burada. Üf. Gıdım gıdım ilerleteceğiz. Gemi emirleriniz kaptanım. Başüstüne efendim. Gemi emirleriniz kaptanım. Başüstüne efendim. Yelken aç. Hangisi? Şunlarla. Gemi emirleriniz. Alınacak zengin ganimetler var. Üf. Evet, büyük armadayı patlatıyoruz. Oğlum bayağı zayiat verdik lan. Efsane kayıplarla. Abi diğerleri? Filo hazır. Emirleriniz. Filo hazır. Üstüne efendim. Emirleriniz. Denizlerimiziz. Britanya bu şekilde gümletmiş olduk. Oğlum ne kadar çok zayiatla. Üstüne efendim. Gemi emirleriniz. Rus. Filo hazır. Orada duracak. Fransızlarla barıştık değil mi? Barıştık tabii ki. Açamayız kaptanım. Gemi erken açın. Başüstüne efendim. Başüstüne efendim. Ölen, şehit olan paşalarımız da var. Başüstüne efendim. Tamam, şimdilik bu şekilde burada devam. Bu şekilde ne yapmış olduk? Britanya sıfır abi ticarette. Buradan da kazanamıyor. Britanya burada iflası eşinde. Efendim emirleriniz. İleri marş. Abi askerlerin bakım masrafı var mı? Burada da var tabi, olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Öyle bir var ki hem de. Hazırlanın. Tamam, o birlikler üretiliyor. Artık yani ismi sıfır abi, görüyor musunuz? Sıfır. Ha bir dakika şuradan. Yo, bir dakika doğru. Ama hepsini kapatmışım. Bizde ticarette bir sıkıntımız var mı? Yok. Maşallah her yerden akıyor. Bir tek Danimarka'dan gelmiyor. Niye? Ne blok var ki üzerinde blok yapıyor? Allah'ım ya Rabbim. Evet, herhalde tokatladık, evet. Başüstüne efendim. İsveç GG. Buraya da bir paşa atadık. Şurada birlikleri var. Evet. Bunları bir ortadan kaldıralım. Zafer bizim. Zafer üzerine zafer tabii ki. Emirleriniz için hazırız. Ek emriniz evet lordum. Gelişine bir voley. Güm. Zafer. Sola marş. Marş. Efendim emirleriniz. İsveç bakalım nasıl karşılık verecek. Tekrar bir görüşelim İsveç'le. Bu arada Savoy'u unutmayalım. Aynen Savoy. Militer Access 10 tur. 25.000 gold. Paramız var. Şanımız büyük. Gölgemiz büyük. Yok. Kabul etmiyor. Bu orduyu da dağıtacağız. Ceneva'ya veya bir yere girmesin. Ordular da iyi ha. Nereye saldırır ki? Marş. Hazırım ve emirlerinizi bekliyorum. Lordum. Buradan süvari üreteceğiz. Sipahi artı top birlikleri. 3 4 üret. Geri kaldık. Buralardan deli birlikleri. Buradan bir şey üretemiyoruz. Şuraya aklıma bir şey geldi. Heh. Boyars üretimi bulacak. Gustav hakikaten doldurdu yani. Hakkını doldurdu. 1783'teyiz. Bakalım. Bence bu Brüksel tarafındaki birlikleri azalırsa kabul eder. Yani bir iki savaş daha yapsak. Bu arada Britanya kara kara düşünüyor. Ne yapsak? Asker çıkartabilirim diyor ama her tarafta benim filolarım var. Rusya. Direkt Rusya sıçradı. Fransa bir şey yapmıyor. İngiltere bir şey yapmadı. İsveç. Güney'e. Oo, güney'e akıyor. Savoy'a doğru akıtıyor resmen birlikleri. Hat çekti. Paşam sadece second rate bas. Paşam donanmanın gücü azaldı. Kayıpların ondan. Aynen öyle. Aslında onlar biz... O birlikler şeydi. Ticaret için götürecektim ama savaşlara da soktuk. Derken İsa Memiş. Bir neferimiz burada Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Güney'e akın var. Oğlum bu ordu nereden geldi lan? Direkt basmış mı bu adam? Nasıl basabiliyor bunu? Ordu getirmiş. İleri marş. Hazırım ve emirlerinizi bekliyorum. Ufakları halletsek. Evet, İsveç'e tekrar bir şans. Tek dostumuz var Babür. Başka hiç kimsemiz yok. 20 tur askerlerini çekmen için 25.000 gold yine. Hadi 30 olsun. Cepheyi kapatmak istiyor 3. Mustafa. Çünkü Büyük Rus Savaşı için hazırlanacak. Beklenmedik bir mücadeleydi bu. Hücumdu bu. O yüzden normalde biliyorsunuz cepheleri kapatma politikası yok 3. Mustafa'nın. Ama İsveç büyük bir kalleşlik yaptı. Yok abi. Tamam, bir daha sormayacağız. Bir daha sorma yok. Yordum. Hazırlanın. Hazırlanın. Saldırın. Şuraya da hücum ettik mi? Efendim. Denizler bizim. Oha. Çok kayıp verdik. Hazırlanın. Hollanda. Abi bu kadar orduyu nasıl idam ettiriyor ya? Evet efendim. Yordum. Evet, hücum edeceğiz. Efendim, emirleriniz. Buraları imar edemedik. Sur'u yıkacağım. Medreseleri yapalım. Buraları zaten büyük ihtimal kervansaray. Daha var mı? Yok. Evet. Emirleriniz için hazırız. Bayağı büyük savaşlar dönecek. Hazırım ve emirlerinizi bekliyorum. Yukarıdan girsek. Bunlar aşağı akıyor. Bunları aşağıda karşılamamız lazım. Sola marş efendim. Çadır kurun. Hazırlanın. Orayı da boş bırakmaya gelmez aslında. Efendim, bir orduyu da burada tutalım. Bakalım ne olacak. Hizmetinizdeyim. Bura nere lan? İstanbul. Gınata eyaletinde ordu çıkartıp Savoy'a doğru yolla... Aha. Geri çekileceğim çünkü kötü yakalandık. Gerçi alma... Oo. Geri çekil. Geri çekilin. Aa! Geri çekilin. Bu ne lan? Geri çekil dedik. Niye yıkıl... Abi niye o zaman geri çekilme bayrağı var? Aleykümselam. Böyle yükseliş altın çağ dönemlerinde kaybedilme, savaş kaybetme kabul edilecek bir şey değildir. Bütün Britanya limanları kuşatma altına alacak. Emir geliyor kaptanı deryadan. Bitirdik mi? Nihayet. Artık savaşlar çok daha eğlenceli olacak. Şimdi nerede bizim gemiler? Gemileriniz? Başla efendim. Burada da bayağı. Bunlarda da bayağı zayiatlarımız var. Cezayirli Gazi Hasan Paşa. Evet, buraya bloke ediyoruz şu an. Hadi bakalım Britanya. Burada da güçlü birlikler var. Oo, first rate'ler hem de. Kilo hazır. Başla efendim. Güverteleri savaş için temizleyin. Tamam, burayı tuttuk. Bir. Kilo hazır. Şimdi o first rate'lere destek. Başüstüne efendim. Başüstüne efendim. Hadi bakalım. Herkesin görevini yapmasını bekliyor. Sinirleriniz temizleyinle hazırlanın. Oo, ticarete başlamışlar. Ama blok ettik tabii ki. Şurayı tamir. Efendim. Hazırlanın. İsveç ne yaptı? İyicene buraya birikmiş durumda. Evet lordum. Ek emriniz var mı? Marş. Evet efendim. Hazırım ve emirlerinizi bekliyorum. Evet lordum. Orları dağıtacağız. İleri marş. Kaçarınız yok. Otomatik yapacağım. Hazırım ve emirlerinizi bekliyorum. Hazırlanın. Marş. Hazırlanın. Ek emriniz var mı? Sola marş. Ne yapıyor oğlum? Nereden ya abi? Yapma efendim, abi ya. Yapma. Hazırım ve emirlerinizi bekliyorum. Hazırlanın. Bunu yapamam. Hizmetinizdeyim. Bak bu da aşağı diyor. Şu hazırlanın, blok etti içimi. Emirleriniz, ek emriniz var mı? Lordum. Hazırım ve emirlerinizi bekliyorum. Ya bu tur bunu saldıracaktım ben. Efendim, aşağıya dolandırdı ya. Toplar üretir mi? Helal. Kaç birlik? Lordum. 3. Marş. Ya İsveç bizi var ya, yemin ediyorum şu an benim efendim, planlar milanlar alt üst ya. Kuşatma başlasın. Otomatik. Ura, geberin. Ura. Evet, Savoy'u geri alıyoruz. Helal lan size. Tamam, bir tekrar bir görüşelim bakalım İsveç'le. 10 tur. Barış dedik. Savoy'a gerek yok. 20.000 gold ihsan. Oğlum adamlar resmen bize karşı pakt kurdular ya. Savaştığımız ülkeler bizim karşımıza birleşti. Kabul etti, evet. Bu şekilde ne yaptık? Kazanımlarımızı koruduk. Paris tekrar bizde. Fransa'yı tekrar elimize aldık. Kaybettiğimiz Savoy'u elde ettik. İsveç'e silleyi vurduk. Hatta Stockholm'u Fransızlara terk ettik. Bu şekilde Avrupa İttifakı'nda bozmaya çalıştık. Şimdilik birbirlerine düşecekler. Fransa ile ve İsveç'le barışı yaptık. Şimdi bakalım kendi aralarına ne yapacaklar. Elbette bu kazanımları yerle bir etmek isteyen bir güç var. Bu gücün kim olduğunu biliyorsunuz. Kadim düşmanımız. Rusya. Sona doğru yaklaşıyoruz. Nizam-ı alem. Dünya hakimiyeti. Dünyaya nizam verme ülkesi uğruna. Önümüzde tek bir güç var. 3. Mustafa kafes hayatından padişahlığa çıktığı döneme kadar hep bunu tasarladı. Kadim düşman Rusya'yı yok etmek. Rusya'nın yaptığı bütün atılımlarda, bütün girişimlerde 3. Mustafa'ya istediğini verdi. Her şey sona mı erecek? Yoksa Anadolu'yu, Afrika'yı, Avrupa'yı aşan muazzam bir güç mü olacağız? Bu soruların cevabı sonraki bölümde. Beni izlediğiniz için, genişleyen bu coğrafyayı yönetmek uğruna yaptığım atılımları izlerken yer yer bunaldınız, yer yer mutlu oldunuz, yer yer üzüldünüz. Hatta bazı hareketlerimden, verdiğim kararlardan dolayı gıcık da oldunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize. Sonraki bölüme kadar desteklerinizi temenni ediyorum. Destek derken parayı mı kastediyorum? Hayır. Gelin yayınlarımıza katılın. YouTube'daki videoları izleyin. YabguNizampaşa.com'daki yazılarımızı okuyun. Sosyal medyaları takip edin. Profillerimize her yerde YabguNizampaşa. Haberlerden, faaliyetlerden geri kalmayın. Turnuvalardan, çekilişlerden geri kalmayın. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.